sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten kıymetli bakanımızı tanıyorsunuz. 5 Mart 1959'da Van'ın Gürpınar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Tatvan Yatılı Bölge Okulu'nda okudu. Diyarbakır Merkezi Öğretmen Lisesi'nde başladı. Orta öğrenimini Van Alparslan Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1983 yılında mezun oldu. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı. University of London School of Oriental and African Studies'te MBA programına devam etti. Ali Suavi ve dönemi konulu doktora teziyle ilgili araştırmalar yapmak üzere Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya ve Fransa'daki bazı üniversite, dokümantasyon merkezi ve araştırma enstitülerinde konuk araştırmacı olarak yer aldı. Siyasi hayatı 18 yaşında Adalet Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Çelik, 1999 milletvekili genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Van milletvekili oldu. Seçimlerin hemen ardından Meclis Başkanlık Divanı üyeliğine seçildi. 2001 yılında AK Parti'nin kurucuları arasında bulunmak üzere Doğru Yol Partisi'nden istifa etti. AK Parti'nin programını yazan çekirdek kadronun arasında bulundu Sayın Bakanımız. Partinin meclis grubu oluşunca grup başkan vekili oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde ikinci kez Van'dan milletvekili seçildi. 58. Cumhuriyet Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı, 59 ve 60. Cumhuriyet Hükümetleri'nde yaklaşık 6,5 yıla yakın Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Hasan Ali Yücel'den sonra en uzun süre Milli Eğitim Bakanı oldu. Kendilerine tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz, şerefler verdiniz kıymetli hocam. Sağ olun. Evet. Ve selamlama konuşmasını yapmak üzere kurucu rektörümüz ve yönetim üst kurulu başkanımız Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum efendim. Sayın Bakanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler bizi YouTube veyahut da TV'den bütün izleyenler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum, bize onur verdi. İnşallah ilginç şeyler dinleyeceğiz kendisini. Yani belki kitaplarda yazmayan şeyleri dinleyeceğiz. Ezberimizi biraz bozulacak. Kafamızdaki birçok şeyleri yeniden yapılandırmak gerekeceğiz diye ben tahmin ediyorum. Bu yakın tarihimizi resmi tarihin dışında yahut da doktriner ideolojik kutuplaşmanın dışında objektif bir şekilde ele almak çok önemli. Tarihte biliyorsunuz bilimsellik çok önemli. Bilgiye doğru kaynaklardan doğru şekilde uğraşıp doğru bilgiye uğraşmak önemli. Tarihi hep galipler yazdığı için gerçek tarih zaman sonradan daha çok yazılıyor. Yahut olumsuz tarihi de yine galipler yazdığı için birçok şeyi yanlış biliyoruz, yanlış öğreniyoruz. Tarihini bir insanın bilmemesi demek aslında bir kişinin özgeçmişini bilmemesi demek. Kendini tanımayan bir kimse ne yapar? Bir harita düşünün. Haritada nerede olduğunu bilmiyorsanız nereye gideceğinizi bulamazsınız. Yanlış gidersiniz. Önce nerede olduğunuz önemli. Tarihte de insan tarihteki güçlü yönlerini, zayıf yönlerini kişiliğin olduğu gibi bilip ona göre gelecek projeksiyonunu yapması çok önemli. Bu açıdan biz Üsküdar Üniversitesi tarih bölümümüz de var. Tarihte mezunlar bu sene veriyoruz galiba değil mi Uygar Hocam? Veriyoruz değil mi? Ha, geldiler mi hocam? Son sınıflı değil mi? 3-4 tamam. Görüşürüz. Evet veriyoruz. İnşallah daha bu farklı bir tarih bölümü olacak bizim. Yani hiç resmi tarihin de ötesinde sorgulayan olayları bilgiyle, kanıtla giden, belgelerle giden bir tarih olması önemli. Burada Hüseyin hocamızın bir diğer bir özelliği de var. Bizim üniversitemizin kuruluşunda çok büyük, o zaman sağ olsun çok büyük bize danışmanlık desteği oldu. Yani o konuda yani benim tek başına çıkıp bir ideal peşinde, bir hayal peşinde koşarken onun o konuda sahip çıkması,
Ankara'da bürokrasi hazretleriyle ilişkilerimizde hakikaten unutamayacağımız çok büyük emeği oldu. Ona da küçük bir bizim buradaki bir teşekkürümü hatırlatmak istiyorum. Yani sözde teşekkürle söz edilecek bir şey değil gerçekten. Allah razı olsun, bize büyük katkılar oldu. Üniversite olarak bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine ben tekrar hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Kurucu rektörümüz Profesör Doktor Sayın Nezahat Arhan hocamıza selamlama konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Milli Eğitim Eski Bakanımız Profesör Doktor Sayın Hüseyin Çelik'in konuşmacı olduğu Batılılaşma döneminde Osmanlı'da ifade özgürlüğü başlıklı konferansı moder etmesi üzere İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın İbrahim Özdemir'in kürsü teşriflerini arz ediyorum efendim. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm ve Rektör Vekilim, mütevelliyet üyeleri, değerli meslektaşlarım ve bizi Üsküdar Televizyon'da canlı olarak izleyen, YouTube'da izleyen değerli arkadaşlarım, değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Milli Eğitim Eskimeyen Bakanı demek istiyorum. Azerilerin tabiriyle kadim bakanı demek istiyorum. Çünkü Sayın Bakanımızın yaptığı birçok şey eskimedi. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Burada Batılılaşma döneminde Osmanlı'da ifade özgürlüğü ilgili konferansı davetimizi kabul ettiği için kendilerine bir daha teşekkür ediyorum. Şaban Bey, Sayın Bakanımızın biyografisini anlatırken esasında çok kısa tuttu. Bunun esasında özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin kendine rol model alacakları bir şahsiyet var karşımızda. Yani köyde eğitimine başlayıp yatılı okullarda devam eden, eğitimin sıfırından başlayıp ve o okulların bağlı olduğu bakanlığın tepesine gelip bakan olan ama bu süreçlerin hiçbir tanesini unutmadan bunlara sahip çıkan, bütün hayattaki öğretmenlerini bulup hepsini onurlandıran, buraya gelirken bile doktora sını yaptığı hocası çok yaşlı olmasına rağmen Allah uzun ömürler versin, Birol hocasını ziyaret etmeden buraya gelmeyen bir vefakar yönü var. Sayın Bakanım, ben bizzat kendileriyle 7 yıl çalıştım, buna tanık oldum vefakarlığına. Asla pes etmez, karşılaştığı tüm zorlukları inancı ve azmiyle kendisini sürekli geliştirerek üstesinden gelir ve bu bizim gençlerimiz için rol modeli olacak bir karakter. Hiçbir zaman sıradan bir bakan olmadı. Geceli gündüzlü çalıştı ve bizleri de çalıştırdı. Yani biz haftanın 7 günü böyle hazır beklerdik. Bütün notlarımızı, derslerimizi çalışmış olarak giderdik. Çünkü kendisi bizimle ilgili konuları en az bizden daha iyi biliyordu bazen. Hatta bir seferinde bir toplantıya gitmiştik. Bakan Bey, tabii biz her toplantıyla ilgili ona not veririz. Bir baktık ki bakan kürsüye gidiyor, elinde notlar yok. Eyvah dedik, notları galiba unuttu. Biz böyle sızlanırken bakan baktı ki bizim notların hiçbir tanesine bakmadan, gelmeden bakmış, bütün rakamlar, hiçbir rakam bile yanlış okumadan konuşmasını yaptı. Yani bu şekilde hem çalıştı hem bizleri çalıştırdı ve döneminde birçok şey yaptı. Ben sadece birkaç noktaya değineceğim. Mesela 1416 sayılı bir kanun var. 1929'da çıkmış. Ecnebi memleketlere talebe gönderme kanunu. Hep 15-20 öğrenci gönderilmiş. Nereye? Amerika ve Avrupa ülkelerine. Sayın Bakanımız bunu 5 yılda her yıl biner kişi olmak üzere 5000'lik bir proje yaptı ve 19 ülkeye, Japonya'ya ilk defa doktora öğrencisi, Çin'e ilk defa doktora öğrencisi gönderildi, Rusya'ya gönderildi. Ve bunlar bugün döndüler, bir kısmı öğretim üyesi ve bunlardan bir tanesi Sayın Bakanım, Hong Kong Üniversitesi'nde uluslararası üne sahip bir öğrencimiz. Yani o dönemde giden, hala bizimle irtibatlarını devam ettikleri için ben biliyorum. Kültür Bakanı iken 28 Şubat tartışmalarının gölgesinin devam ettiği, ideolojik kamplaşmanın devam ettiği bir zamanda Nazım Hikmet'e Armağan kitabını yayınladı. Kendi seçildiği partisi ve muhafazakar camianın bütün eleştirilerine rağmen Nazım Hikmet'in büyük bir şair olduğunu, bu toprakların çocuğu olduğunu, bu kitapla o vefakarlığı göstermek Sayın Bakanımıza nasip oldu. Halbuki daha önce birçok sol iktidarlar ve CHP,
bakanlar gelmişti. Onların yapamadığı bir şey Sayın Bakanımız yaptı. Yine Sosyal Bilimler Liselerinin kuruluşuna ben bizzat tanık olduğum için ona nasıl bir enerji sarf ettiğini ve o dönemin en böyle cimri bakanlarından Allah rahmet eylesin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı nasıl ikna ettiğini ben bizzat tanık oldum. Şimdi o liselerden mezun olan burada öğretim görevlileri, araştırma görevlileri arkadaşlarımız var Sayın Bakanım. Bunu sadece hatırlatmak istedim. Yani Hasan Ali Yücel köy enstitülerinin mimarı olarak kabul edilir. Fakat daha sonra ona izafe edilen bir söz var. Köy enstitülerinin sahibi sizin olsun ama günahı bana yeter diye kendine bir öz eleştiri yapmış. Ayrıca milli eğitimde dijital bir devrim yaptı. Şimdi bunlar tabii çok şey oldu. Öğretmenlere laptop, daha sonra ilk defa telefonun verilmesi projelerinin başından sonuna kadar bulunduğum için bütün köylere öğretmenler omuzlarında laptopla gittiler ve eğitimde büyük bir şey başladı. Daha sonra diğer kurumlar da bunu yaptı. Bu nasıl oldu? Bizzat bilgisayar üreticileriyle konuşarak onların kar marjını düşürdü. Maliyeden de onların vergisini düşürdü ve bu projeyi gerçekleştirdi. Haydi Kızlar Okula projesiyle on binlerce kızı okullu yaptı. Yani UNICEF'le bu anlaşmayı yaptı. Gelir gelmez bakanlığında. Ve o zaman hiç unutmuyorum, UNICEF'in temsilcisine dedi ki, benim ablalarımın eğitim okula gitmemesinin acısını ben birinci elden biliyorum, buna sahip çıkacağım. Bugün bizim üniversitelerimizde okuyan birçok kızımızın bu projeyle burada olduğunu belki farkında bile değiller. Evet, yine mesela ücretsiz ders kitaplarımız bu dönemde dağıtıldı. Ayrıca 100 temel eser. Ortaokulda ve lisede 100 temel eserden bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini okumuşsanız Sayın Bakanımızın yine gayretleriyle oldu. O projeyi de yine milli eğitime getirdi. Ve bunun gibi daha birçok şeyler yaptı Sayın Bakanımız. Ve bir taraftan da akademisyenliğiyle de Türkiye'deki fikri ve siyasi akımlar, Türk kültürü, edebiyatı, siyasi tarihiyle aktüel memleket meseleleri üzerine yayınlanmış 15 tane kitabı var. En önemlisi ise Ali Suavi ve Dönemi. Ve bu kitap birçok ezberi bozuyor. Sayın kurucu rektörümüzün dediği gibi birçok şeyi bozuyor, ezberi bozuyor. Şimdi Sayın Bakanımızla 58'in Cumhuriyet Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı döneminde çalışmaya başladım ve yaklaşık kendisi 6,5 yıl işte Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Ondan sonra Kültür Bakanlığı'yla birlikte 7 yıldan fazla. Ben kendisiyle 7 yıl çalışma şerefine nail oldum. Kendisiyle Çin'e gittim, Amerika'ya gittim, birçok ülkeye gittim. Nereye gittiysem, ne kadar yoğun olursa olsun beni en çok hoşuma giden 3-4 tane kitap çantasında var. Veyahut izlemesi gereken belgesel veyahut da son filmler var. Ben birçok yani VIP'ini kullandığımız için böyle birçok siyasetçi yakından orada çantasını açıyor bakıyorsun ki hiç yakın kitapla arası iyi değil maalesef siyasilerimizin. Ama Sayın Bakanımızın bu yönünü ben bahsetmek istiyorum. Zaten şey yapacaksınız, siz de bunu göreceksiniz. Kendisi okuyup altını çizdiği kitaplar evine sığmayınca, makama sığmayınca, o zaman Üsküdar Üniversitesi yoktu hocam. Ankara'daki bir vakıf üniversitesinde 6000'den fazla kitap, değil mi Sayın Bakanım, hatırımda kaldığı kadarıyla? İyi, onu da sözünü aldık. 6000 kadar kitabını bizzat hediye etti, oraya kazandırdı, gençlerin istifadesine sundu. Ve yine bir diğer yönü şiire olan tutkusu. Bundan bahsetmek istiyorum. Kadim ve yeni şairleri okuduğu gibi yüzlerce şiiri, şarkı sözünü, türkü sözünü ezbere bilir ve yeri gelince kullanır. Onun bu tutkusu bana daima şiire tutkun olan başka bir siyasetçiyi hatırlatıyor. John F. Kennedy. John F. Kennedy şiire ve şairlere olan tutkusu sorulduğunda diyor ki politikanın kirlerini şiir okuyarak yıkıyorum. Onun için başkanlık konuşmasında ilk defa Robert Frost isimli ünlü Amerikan şairini getirip şiir okuttu. Fakat kaderin bir cilvesi, adam yaşlı şair, yaşlı şiirini yazmış, güneşin ışığından okuyamayınca cebine koyuyor, ilk defa ezberden şiirini okuyor ve bu Amerikan tarihine geçti. Sayın Bakan da öyle, yüzlerce şiir okuyabilir. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en iyi hatiplerden birisi, yani bunu mecliste olan Halide Hanım tanık, birçok vekillerimi söylüyorlar. Olmasının bir nedeni sadece şiir değil, aynı zamanda atasözleri, darbe meseleler,
hepsini çok yeri gelince kullanır. Ve bundan dolayı Sayın Bakanımızın sohbetine doyum olmaz. Ben bu kadar bahsedeyim. Diğer şeylerine bahsetmek istemiyorum. Bizim bu toplantımızda bu konuşma hem kaydediliyor hem de inşallah yazı olarak da bunu yayınlayacağız Sayın Bakanım. Kürsüye sizi arz ediyorum efendim. Buyurun. Daha sonra orada soru cevapları orada alırız. Daha soru cevap kısmı olacak. Ondan sonra oradan alırız. Evet, öncelikle kuruluşuna tanıklık ettiğim 2011 yılında kurulan Üsküdar Üniversitesi'nin bugün 23 bin öğrencisi, yüzlerce öğretim üyesi ve öğretim elemanıyla 5 fakülte, birçok enstitü ve araştırma merkeziyle, hastanesiyle, birçok birimiyle bugün akademik hayatımızın içerisinde yer alması, hizmet etmesi, ete kemiğe bürünmüş olmasından duyduğum öncelikle mutluluğu, memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu işe öncülük eden, bizim de abimiz olan Nevzat hocamızı, Nevzat Tarhan hocamızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Çünkü birçok insan emekli ayrılır, kenarda oturur, pineklemeye başlar ve bir süre sonra tükenir. Ve hocam maşallah Allah sağlıklı uzun ömür versin. Hala hekimlik yapıyor, hala üniversitesinde önderlik yapıyor, hala ders veriyor, hala konferanslara, seminerlere gidiyor. Bu takdire şayandır. Gerçekten bunu tebrik ediyorum. Ve bir çeyrek asırdır da dostluğuyla iftihar ettiğim, abiliğiyle iftihar ettiğim bir insandır Nevzat hocamız. Ben genellikle bazen böyle dostlar, psikiyatristlerden söz ettiği zaman diyorum ki kendisinin psikiyatriste ihtiyacı olmayan nadir psikiyatristler vardır. Bunlardan biri Nevzat hocadır diyorum. Şimdi hani kıratın yanında duran ya suyundan ya huyundan gerçekten neyle uğraşırsanız zamanla o sizi çok etkiliyor. Yani ben herhalde Nevzat hocam bunu alınmıyorsunuz değil mi? Meslektaşlarınızla ilgili böyle söylediğim için. İbrahim Bey kardeşim de yine aşağı yukarı benim bir çeyrek asırlık kadim dostumdur. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Kültür Bakanlığı'nda birlikte çalıştık. Bizim dönemler çok farklıydı arkadaşlar. Bizim benim Milli Eğitim Bakanı olduğum İbrahim Bey'in Diş İlişkiler Genel Müdürü olduğu dönem gerçekten Türkiye'nin ortamı, konjonktür çok çok farklıydı. Burada oralara girmeyeceğim. Biz adeta zemheri kışta geldik. Ve Allah'a şükürler olsun birçok şey yapıldı. Yani bugün eğer Üsküdar Üniversitesi'nin kurulmasına benim iğnenin ucu kadar bir katkım olmuşsa bundan şeref duyarım. Çünkü Mahir İz Hoca'yı bilirsiniz. Diyor ki biz faniyiz, bu alemden göçüp gideceğiz. Bulunduğumuz mevki ve makamlardan da hiç şüphesiz ki gideceğiz. Bazıları giderken arkasından iz bırakır, bazıları da is bırakır. Evet. Ben onun için oturduğum her koltuğa Allah'a dua ettim. Dedim ki Allah'ım beni iz bırakanlardan et. Ve Allah'a şükürler olsun. Tabii ki herkesin severi seveni vardır ama bugüne kadar arkamızdan bırakılan bir isi kimse göstermedi. Çok şükür böyle bir iz bırakmadık, bir is bırakmadık. Değerli arkadaşlar, ben burada böyle uzun boylu bir hamasi nutuk falan atmayacağım. Bu bir sohbet toplantısıdır. Buradaki söyleyeceklerim iki kere iki dört eder derecesinde doğrulardır. Mutlaka kabul etmek zorundasınız. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ha, belgeye dayanan, arşive dayanan bilgiler vardır. Ona itiraz edilmesinin de bir anlamı yok. Ama benim kendime, benim okuduklarımdan anladıklarımı size aktarırken şüphesiz ki itirazlarınız olabilir. Katılmak zorunda değilsiniz. Katılırsınız veya katılmazsınız. Bazı söylediklerimiz hoşunuza gider. Ya ben de böyle düşünüyorum diyebilirsiniz. Ama bazılarına da ya ne bu kardeşim, ben buna katılmıyorum, hiç de öyle değil diyebilirsiniz. Bundan bir rahatsızlık duymayacağız. Çünkü esasen üniversite bunu gerektirir. Üniversite, universal değerlerin, evrensel değerlerin konuşulduğu, efendim tartışıldığı, paylaşıldığı kurumlardır. Bilgi empoze edilen, adeta bilgisayar disketlerine bilgi kopyalar gibi kopyaladığımız yerler değil. İnsana, insanı da o şekilde görmememiz gerekiyor. Biraz önce Nevzat hocam dedi ki yani ezberleri bozmamız lazım. Gerçekten ezberleri. Çünkü tarihi galipler yazıyor.
Şimdi bir askeri darbe oluyor. Şimdi size bir hayalen şöyle 1980'e gidin. Mesela Kenan Evren Paşa'nın yaptığı 12 Eylül askeri darbesi başarısızlıkla sonuçlansaydı, Kenan Evren Cumhurbaşkanı olabilir miydi? Tarihe maceracı, işte hayalperest vesaire olarak geçecekti. Mesela 15 Temmuz darbesinde olduğu gibi veya Talat Aydemir'de olduğu gibi. Ama başarılı olursa işin şekli değişir. Mesela Atatürk Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuruyken, vapuruyla Boğaz'dan geçerken İngilizler gemisini batırsaydı tarihe nasıl geçecekti? Kardeşim sen ne bu macera perestlik canım, şimdi İngilizler topları saraya doğru çevirmişler, Boğaz'ı tutmuşlar, sen Bandırma vapuruyla gidiyorsun denirdi. Ama galip olduktan sonra, ipler onun eline geçtikten sonra işin şekli farklı oluyor. %100 doğrudur. Tarihi galip olanlar kendilerine göre yazıyorlar. Şimdi Osmanlı'da düşünce özgürlüğü meselesi ne geçmeden önce müsaade ederseniz, Osmanlı bir İslam toplumuydu. Nüfusunun çoğunluğu da Müslümanlardan oluşuyordu. Devletin başındaki insanın Yavuz Sultan Selim'den beri halife gibi bir sıfatı vardı. Haddi zatında halifelik bir siyasi makamdır. Ama zamanla İslam toplumları buna dini bir şey katmışlar, bir anlam katmışlar. Ruhani liderlik gibi bir vasıf, bir elbise giydirmişler. Haddi zatında böyle değil. Çünkü Hazreti Peygamber vefat etmeden önce benim yerime, bir kere biliyorsun şunun altını çizmem lazım, Asr-ı Saadet adı konmamış bir cumhuriyet uygulamasıdır. Çünkü devlet başkanı, Hazreti Peygamber hem peygamberdi hem devlet başkanıydı. Kendisinden sonra benim işte şu torunum, şu yeğenim, şu akrabam, aşiretimden filan kes, benim yerime veliaht olsun, devletin başına geçsin asla demedi. Kendi içinizden en layık kimi görüyorsanız onu seçeceksiniz. Telkin buydu. Nitekim Hazreti Ebu Bekir seçildi. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer, Hazreti sonra Osman ve Hazreti Ali seçildi. Fakat dört halife devrinden sonra iktidara gelen Emeviler bu hilafet ve imamet dediğimiz makamı saltanata dönüştürdüler. Ve bir ailenin fertleri arasında el değiştiren bir saltanata dönüştürdüler. Cumhuri uygulama bir monarşiye döndü. Ve monarkların arkadaşlar vasıflarının isimlerinin ne olduğu önemli değil. Buna emir diyebilirsiniz. Buna şah diyebilirsiniz, padişah diyebilirsiniz, sultan diyebilirsiniz, melik diyebilirsiniz. Kral deyin, kraliçe deyin, ne derseniz deyin işin mahiyeti değişmez. Monark tek adam yönetimidir ve kan bağı olan insanların arasında el değiştirir. Bunun adı monarşidir. Ve monarşiler tek adam yönetimleri itiraz kabul etmez. Muhalefet de kabul etmez. Ve iktidarın paylaşılmasını da kabul etmez. Dolayısıyla Emevilerle birlikte Hazreti Peygamber dönemindeki hür tartışma ortamı ortadan kalkmıştır. Yani ayet-i kerime var. Allah Hazreti Peygamber'e diyor ki ve şavirhum fil emr. Yani yaptığın işlerde onlarla istişare et. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir hocamızın güzel bir kitabı var. Hum zamirinin serencamı. Onlar, kim onlar? Elbette o günkü seçim bugünkü demokrasilerdeki popüler bir seçim değil. Ehli hal vel ak dediğimiz aklı eren insanların toplandığı, yaptığı bir seçimdir. Ancak vahye mazhar olan, doğru ve yanlış Allah tarafından kendisine bildirilen peygamberin sizce başkasının aklına ihtiyacı var mıydı? Başkasının ona eğriyi, doğruyu, olması gerekeni, olmaması gerekeni söylemesine gerek var mıydı? Hayır. Bu aslında bütün İslam toplumuna verilen bir emirdir. Yaptığın işlerde onlarla istişare et. Churchill'in bir lafı var. Diyor ki akıllı insanlar akli melekelerini maksimum düzeyde kullanan insanlardır. Fakat daha akıllı insanlar başkasının aklından yararlananlardır. İstişare dediğimiz şey ortak akıldır. Ve akılların birbirine destek olmasıdır. Nasıl ki puzzle'lar, bilekler diyelim ki ağır bir şeyi bir araya gelerek kaldırabiliyorsa, akıllar bir araya gelerek içinden çıkılamayacak çok zor dediğimiz problemleri çözebilir. Ama Emevilerle beraber maalesef bu değişmiştir.
ve daha korkunç bir şey daha olmuştur. Biliyorsunuz İslam toplumlarına ilk, daha doğrusu Asr-ı Saadet'in hemen arkasından ihtilaflar baş göstermiş. Siyasi ihtilaflar olmuş. İslam toplumu üçe bölünmüş. Şia-i Ali, yani Hazreti Şia taraftar demek arkadaşlar. Hazreti Ali taraftar. Şia-i Emevi bizim bugünkü dediğimiz sünniliktir ve hariciler ortaya çıkmış. Sonra fıkhi konularda ihtilaf başlamış. Dört mezhep ortaya çıkmış. Sonra kelam konusunda ihtilaflar çıkmış. Efendim bizim bildiğimiz, biliyorsunuz, Mutezile var, efendim Eş'ariye var, Kaderiye var, Burciye var, Cebriye var vesaire. Bunlar birçok kollar var. Ve Emeviler topluma Cebriyeci bir anlayışı dayatıyorlar. Allah bizi size Melik Sultan tayin etti. Siz de bizim kullarımızsınız. Sizin bize karşı gelmeniz Allah'ın emrine karşı gelmektir. Ve Sünni İslam, altını çiziyorum, ben Sünniyim arkadaşlar, bir başka şey yorumlanmasın. Sünni İslam, Müslümanların itiraz ve isyan hakkını yok etmiştir. Biat ve itaat esastır. Sadakat, biat ve itaat. Ulul emre itaat esastır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer sahabelere biz yanlış yaparsak siz ne yaparsınız sorusunu sorduklarında, ey emiril müminin, biz seni kavli leyinle uyarırız. Yani yumuşak bir dille seni uyarırız. Ama sen yanlışta ısrar edersen vallahi seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyorlardı, değil mi? Ondan sonra bırakın kılıçla düzeltmek. Ona lafla bile itiraz etmek söz konusu olmadı. Şimdi bu, tabii bu şey çok uzatılabilir, uzatmak istemem. Geldik, döndük, dolaştık. Şimdi hilafet makamı, biraz önce de söyledim. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamber'in haşa ve kella peygamberliğini tevarüs etmedi. Yani onun peygamberliği ona varis olarak onun varisi değildi, peygamberliğinin varisi değildi. Hazreti Peygamber'e devlet başkanlığı sıfatı ona geçti. Çünkü bir Hristiyanların papası gibi Müslümanlarda bir ruhani lider kavramı söz konusu değil. Ona Halife-i Resulullah dediler. Halife-i Resulullah demek Hazreti Peygamber'den sonra, mesela diyelim ki A şahsı burada rektördür, o gider, onun halefi şu olur, halef ondan sonra gelen demek, selef ondan önce gelen demek. Hazreti Ebu Bekir'e Halife-i Resulullah dendi. Sonra Hazreti Ömer gelince Halife-i Halife-i Resulullah dendi. Sonra bu Hazreti Osman gelince Halife-i 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 Resulullah çok uzun olacağı için kestirmeden halife dediler. Sonradan gelen. Yoksa böyle dini bir otorite, dini olarak söylediği fermandır, böyle bir şey söz konusu değildi. Ama Emevi halifelerinden beri değerli arkadaşlar, İslam toplumlarında toplumları yöneten bu dediğim monarklar, isimleri çeşit çeşit olabilir, kendi dünyevi saltanatlarını efendim meşrulaştırmak için ve konsolide etmek için, yerleştirmek için dini kullandılar. Sadece monarklar değil, devlet başkanları ve cumhurbaşkanları da bunu yaptılar. Bunun örnekleri çoktur, çok uzun örnekler verebiliriz. Şimdi hele ki bizim Osmanlı padişahlarının da bir sıfatı da halife olunca, padişahın söylediğine karşı çıkmak, padişahın icraatını tenkit etmek iki şeye düşmanlık anlamına geliyordu. Bir dine, bir de devlete. Zaten bu tür aykırı bir düşünce serdedenlerin namı hemen derhal ile düşmane din ve devlet. Çünkü din ve devlet özdeştir. Padişah iki şapkaya sahiptir. Devlet işlerindeki vekaleti sadrazamdadır. Din işlerindeki vekaleti meşihat makamındadır. Yani şeyhülislamlık makamındadır. Ama ikisi onun şahsında toplanmıştır. Dolayısıyla padişahı ve onun icraatlarını eleştirirseniz siz hem dine hem devlete düşman olursunuz. Ne zamana kadar bu böyle devam etti? Tabi batılılaşma dönemi bizde biliyorsunuz Osmanlılar zamanında biz bunu 18. asrın başından itibaren başlatır. Lale Devri ile birlikte başlatırız. 28 Mehmet Çelebi 1721'de Fransa'ya gidip sefaretnamesini yazınca bir başka dünyadan bahsediyordu. Ve dönüp geldikten sonra Avrupa'daki mimariden tutun da efendim hukuk düzeninden,
devlet yönetimine varıncaya kadar o sefaretnamesinde çok büyük takrir isimli bir sefaretnamesi var. Çok büyük detaylar var. Bizimkiler eyvah dediler. Daha önce yükselme devrinin zaferleri arasından biraz da küçümseyerek baktıkları Avrupa'ya bizimkiler bu sefer öykünmeye başladılar. Yani onlara benzemek, onların yaptığını yapmak, ya onlar bunları şöyle şöyle yapıyorlardı, bak ilerlediler, bizi geçtiler, bizim de yapmamız gerekiyor. Önce ordudan başladılar. Biz zannettik ki orduyu ıslah edersek, orduyu Avrupa'yı yaparsak her şeyi düzeltiriz zannettik. Fakat çok da öyle olmadığı anlaşıldı. 1730'dan itibaren Üsküdar'da mesela ilk hendesehane Üsküdar'da açılmış. Fakat orada batıdan gelen hocalar ders veriyorlar veya batıdan gelen batıdaki hocaların kitapları ders olarak okutuluyor. Mesela ilk o okullarda biyolojik materyalizm yayılmaya başlıyor. Bu yıllarda Türkiye'ye gelen bir İngiliz seyyah Charles McFarlane diye bir adam hatıralarında diyor ki Üsküdar'daki hendesehanenin kütüphanesine baktım diyor. Efendim Lamarck'ın, Darwin'in, Holbach'ın diyor teorilerinin altını öğrenciler kalın çizgilerle çizmişler. Elhak doğrudur yazmışlar. Bu bir değişimi getiriyor beraberinde. Şimdi tabii Osmanlı Devleti kabuk değiştirmeye başladı. 1839'da 16 yaşındaki Padişah Sultan Abdülmecid Tanzimat Fermanı'nı yayınladı. Tanzimat Fermanı'nın anlamı şuydu arkadaşlar. Tabii bu kendiliğimizden ilan ettiğimiz bir ferman değil. Tarihin değişim ve dönüşüm noktalarında birçok hareketi kendimiz yapmamışız. Bize bir şekilde telkinle yapılmıştır. Yaptırılmıştır daha doğrusu. Mesela bu 1839'daki Gülhane Hattı Humayunu veya Tanzimat Fermanı dediğimiz fermanın bize yayınlatılmasında o dönemin İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Stratford Kenny'nin çok büyük emeği var. Ve Mehmet Ali Paşa ordusuyla Osmanlı ordusunu Nizip'te darmadağın etmiştir ve gelip Kütahya'da çadırını kurmuştur. İstanbul üzerine yürüyecek. Bizim de o zaman ordumuz boş, Yeniçeriler kaldırılmış. Doğru dürüst bir ordu yok. Efendim 2. Mahmud'un kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı Müslüman İslam eğitim şekli şemali Avrupa'yı olan bir ordu var. O da daha tam oturmamış. Ve biz Mehmet Ali'yi durduramıyoruz. Bizim bir valimiz Hidif. Kenin diyor ki ben bunu durdururum. Ama bir şartla, şu uzun zamandır sizinle konuştuğumuz şu fermanı yayınlamanız şartıyla. Hatta Reşit Paşa ben sağ dönersem çok iyi diyor, bana dua edin diyor. O fermanın başında da o günkü Müslüman kitleye bir rüşvet-i kelam olmak üzere çok süslü püslü laflar etti. Diyor ki 150 seneden beri Ahkam-ı Celile-i Kur'aniye'ye, yani Kur'an-ı Kerim'in yüce hükümlerine ve kavanin-i şer'iye'ye, şeriatın kanunlarına tam manasıyla inkiyat hasıl olduğundan, biz onlara çok bağlı olduğumuzdan, devletimizin kuvvet ve mekneti gayet işte çok yükselmiş falan, bu işte Osmanlıca tabirleri çok kullanıp sizi yormayayım. Biz diyor Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine, şeriat kanunlarına çok iyi uyduğumuz için 150, işte biz çok ilerlemişiz. Gücümüz, kuvvetimiz maksimuma çıkmış ama 150 seneden beri de bu konularda zaaf gösterdiğimiz için bu güç ve kuvvet zaafa dönüşmüş. Şimdi bunu diyen bir adamın mantık olarak şunu demesi lazım. Tekrar biz Kur'an-ı Kerim'in yüce hükümlerine bağlanarak, şeriat kanunlarına yapışarak bu makus talihi yenmeliyiz demesi lazım, değil mi? Hayır, böyle demiyor. Bu rüşvet-i kelam, bu tepkileri azaltmaya yönelik. Bu diyor, şu anda bu söylediklerim eski usulü büsbütün tağir manasına geldiğinden biz eski usulü tamamen kenara atıyoruz. Ve bundan böyle bir hukuk devleti sözü veriyor. Kimsenin canı, malı, ırzı kimse zarar vermeyecek. Devletin garantisi de olacak. Peki mefhumu muhalifinden bu şu anlama gelmiyor mu? Bugüne kadar milletin canı, ırzı, malı demek ki güvende değildi. Sen bunun ikrarında bulunuyorsun. Yargılanmadan kimse asılmayacak. Demek ki asıyordunuz. Efendim bundan sonra diyor ki padişah sadrı tabii bu ferman padişahın ağzından yazılıyor. Mesela rüşvetle ilgili bir cümle var. Diyor ki dinen menfur olup, dinen nefret edilen, reddedilen, harabiyet-i mülkün sebebi azamı olan, ülkedeki yönetimin alt üst olmasının en büyük sebebi olan
rüşvet madde-i kerihesinin bir kanunu kavile menine bakılsın. Bu rüşvet denen iğrenç şeyin güçlü bir kanun çıkarılarak önüne geçilsin. Demek ki rüşvet her yeri sarmıştı. Ve en sonunda da diyor ki bütün bunları da İstanbul'daki Dersaadet'te bulunan bütün süferaya da bildirirsin. Bütün büyük elçilikleri de bu uygulamaların şahidi, bir nevi kontrolörü olarak tayin ediyor. Bu birinci kırılma. Sonra biz 1853'te gençler Kırım Savaşı'na giriyoruz. Kırım Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Sardunya, bugünkü İtalya, o gün İtalya diye bir devlet yok, bizim müttefikimiz onlar. Ve o savaşta onlarla birlikte biz Rusya'yı yeniyoruz. Ama tarihteki bütün savaşlarda Rusya'ya yenilmişiz, onu da bilin. O savaştan sonra diyorlar ki, bakın bu ittifakımızın devam etmesi için, sizin Avrupa Milletler Topluluğu içinde yer almanız için bir şey daha yapmanız lazım. O da nedir? O da ıslahat fermanını yayınlayacaksınız. Bizimkiler ıslahat fermanını da yayınlıyor. İslahat fermanı gayrimüslimlere izler için hazırlanmış bir tavizler demetidir. Onu da yayınlıyorlar. Sonra arkasından işte Paris Konferansı'nda bunlar söz veriyorlar. Biz sizin toprak bütününüzü muhafaza edeceğiz. Rusya karşısında sizi savunacağız falan. Tabii hiçbir zaman böyle olmuyor. Şimdi gayrimüslimlere verilen tavizler ülkedeki özellikle Müslüman vatandaşların kendini ikinci sınıf insan hissettirmesi vesaire gibi bir de sarayın israfları var. Bu İstanbul'da gördüğünüz şu Boğaz'ın kenarında gördüğünüz bu sarayların şeyden başlayın Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, efendim Şale Köşkü, Hidiv Kasrı, diğer bir gördüğünüz bütün köşkler, saraylar 19. asrın ikinci döneminde yapılmış ve bunların mimarları %99 Balyan ailesidir. Ve israfın haddi hesabı yoktur. O kadar çok israf edilmiş ki o gün Osmanlı maliyesini darmadağın edecek hale getirmiş. Peki bunun bu mantığı ne? Genellikle müflis tüccarlar arkadaşlar daha lüks ofislerde otururlar, daha lüks arabalara binerler, üstlerine başlarına daha çok dikkat ederler. Etraflarına bak yıkılmadık ayaktayız, ben daha ayaktayım mesajı vermek için bunu yapıyorlar. En güçlü oldukları hazinenin ağzına kadar altınla dolu olduğu dönemde bizimkiler Topkapı Sarayı'yla yetinmişler. Fakat 1844'ten itibaren bu furya başlıyor. Böyle bütün bu işte saraylar, maraylar. Bunlara karşı ilk defa Müslümanlardan bir grup bir isyan hareketi başlatıyor. Fakat tabii bunlar yakayı ele veriyorlar. Müderris Şeyh Ahmet'in başkanlığında içinde generallerin, paşaların olduğu bir hareket ortaya çıkıyor. Ve bunların hepsi de Kuleli Askeri Lisesi'nde, bugünkü yani adı Kuleli Askeri Lisesi, o zaman Kışla'dır. Orada bunları toplayıp ve astıkları için, muhakeme ettikleri için tarihe Kuleli Vakası diye geçiyor. Arkasından 1865'te bu sefer Yeni Osmanlılar diye bir cemiyet ortaya çıkıyor. Yeni Osmanlılar, bu onların ileri gelen şahsiyetlerini biliyorsun. Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi ve diğerleri. Bunlar İstanbul'da gazetelerde yazılar yazan gençlerdir. Ufaktan ufaktan ima ederek doğrudan değil. Arkadaş biz parlamenter sistem istiyoruz diyorlar. Padişaha toz kondurmuyor. Yeni Osmanlılar padişahı asla eleştirmiyorlar. Padişahımız yine olsun. Ama bir meclis olsun. Orada bütün toplum kesimlerini temsil eden insanlar bulunsun. Orada görüşlerini ifade etsinler. Ve devletimizin bekası için bu gereklidir. Ama İslami usul ve esaslara uygun bir parlamenter sistem istiyorlar. Ve buna da usulü meşveret diyorlar. Siz misiniz bunları yazan? Bunları sürgüne gönderiyorlar. Namık Kemal'i Erzurum vali yardımcılığına, Ziya Paşa'yı Kıbrıs mutasarrıflığına, Ali Suavi'yi Kastamonu'ya sürüyorlar. Ha bu sürülen gençler de, ben tabii işin hikaye tarafını çok şey etmeyeyim, soluğu Avrupa'da kaçıyorlar. Kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Önce Paris'e yerleşiyorlar, sonra Londra'ya yerleşiyorlar. Ali Suavi ulemadan birisidir. Yani medreseden gelme birisi ama zehir bir adam. Sofya'da ticaret mahkemesi reisliği yapmış. Efendim Filibe'de tahrirat müdürlüğü yani yazı işleri müdürlüğü yapmış. Liselerde hocalık yapmış falan. Çok enteresan bir adam. İstanbul'da Muhbir Gazetesi'nde yazıyor. Ve Londra'da çıkardığı Muhbir Gazetesi'nin ilk sayısının ilk cümlesi şudur gençler. Muhbir
doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur yine çıkar. Şimdi siz insanlara yasak koyarsanız, onları kendi ülkelerinde, bak bu çok önemli, kendi ülkelerinde meşruiyet içerisinde kendilerini ifade etme müsaadesi vermezseniz, iki şey olur. Ya yer altına inerler ya da yurt dışına çıkarlar. İkisinde de siz zararlı çıkarsınız. Nitekim arkasından Hürriyet Gazetesi çıkarıyorlar bu sefer. Ve Hürriyet Gazetesi'nde Muhbir Gazetesi, mesela Muhbir Gazetesi'nde bir köşe vardır. Niçinci mektubu. İşte Hocapaşa yangını çıktı, şu kadar para toplandı. Bu mağdurlara ulaştırılmadı. Ali Paşa niçin? İşte Girit'te şöyle şöyle isyan oldu. Sen orada işte Müslümanların hukukunu çiğnettin. Niçin? Arkadaşlar, niçin sorgulamaktır. Muhalefet etmektir. Bakın biz muhalefetle, muhalifle muarızı birbirine karıştırıyoruz. Muarız arıza çıkaran adamdır. Ama muhalif fikri olan adamdır. Fikrini söyleyen adamdır. Sana katılmak zorunda değil. Fikrini söyleyen adamdır. Sen bunları engellersen, bunları bastırırsan, ha ne olur? O da yol mecrasını bulur akar. Şimdi eskiden Osmanlılar'da bugünkü bizim fikir akımları dediğimiz şeye fikir cereyanları diyorlardı. Fikir cereyan veya akım. Onun akmak, sirayet etmek, bulaşmak gibi bir özelliği var. Şimdi siz ben suyun akışını keserim iddiasında bulunursanız kendi aklınızla alay edersiniz. Akıllı insanlar suyun akışını durdurma iddiasında bulunmaz. Akıllı insanlar suyun önüne baraj yapar. Kanallara kanalize eder, sulamada kullanır. Türbinlere gönderir, elektrik elde eder. Balıkçılıkta kullanır. Efendim taşımacılıkta ve nihayet güzellik unsuru olarak kullanır. Suyu regüle etmek diye bir şey var. Potansiyeli bir ülkedeki yazarın, çizerin, gençliğin, aydınların birikimini efendim bu şekilde değerlendirmek, o potansiyeli ülkenin lehine, memleketin lehine dönüştürmek varken siz onu yasaklama yoluna girerseniz olacak olan budur. O da gider oraya der ki doğru söylemek yasak olmayan bir ülke bulur yine çıkar. Bu sefer bizim Bab-ı Ali hükümeti İngiliz hükümeti nezdinde yazışmalara başlıyor, bastırıyorlar. Bunların gazeteleri İngiliz postasıyla Türkiye'ye sokmayın. British Post Office diye var o zaman. Onların postası, gazeteleri sizin postanız dağıtmasın. Tabii ülkeler arasındaki diplomasi gereği İngiliz hükümeti tamam diyor ve yasaklıyor. Biliyorsunuz Türkçe'de güzel bir atasözü var. Diyor ki ayı ne kadar yol bilse avcı da o kadar hile bilir. Ali Suavi yazıyor. Diyor ki evet şimdi posta haneyle İngiliz postasıyla bizim bunları ülkeye sokmamızı yasakladınız. Şimdi biz gazetenin ebatını küçülttük. İkiye kattım, zarfın içine koyup gönderiyoruz. Hadi İsmail Paşa, Zaptiye Nazırı İsmail Paşa hadi yakala bunları diyor. Şimdi tabii bunlar geliyor ülkeye, zarfın içerisinde kimse açıp bakamaz ki. Sonuçta bir şekilde bunlar yayılıyor ve bir kamuoyu oluşuyor. Arkadaşlar, yeni Osmanlılara uygulanan baskı, onların susturulması, onlara uygulanan sansürden sonra yeni Osmanlıların yurt dışında 1867'den 1876'ya kadar geçen süredeki 6-7 senesi değil 10 senede oluşturdukları fikri ve politik zemin üzerinde birinci meşrutiyet ilan edildi. Türkiye'deki onlarla aynı fikirde olanlarla da bir araya geldiler. Biliyorsunuz Türkiye'de birinci meşrutiyetin ilan edilmesi 1876'dır. Türkiye'de ilk anayasa, batılı manada anayasa 1876 anayasasıdır. Ve o anayasayı hazırlama komisyonu başkanı Mithat Paşa'dır. O komisyonda Namık Kemal üye olarak var, Ziya Paşa üye olarak var. Neticede bunlar bu komisyonun üyeleri. Londra'da Hürriyet Gazetesi'ni kapatıyorlar. Ziya Paşa ile katibi gidiyorlar Cenevre'de yayınlıyorlar. Sonuçta buna mani olamazsınız. Dünyanın ki o günkü şartlardan söz ediyorum. Bugün internetin olduğu, efendime söyleyeyim sosyal medyanın olduğu, bu kadar iletişim araçlarının yayıldığı bir zamanda bunu hiç yapamazsınız. Birinci meşrutiyet ilan edildi. Meclisi Mebusan kuruldu. Yani o zamanki bizim Osmanlı Millet Meclisi kuruldu. 93 Harbi denen savaşa girdik. 1870-78 93 Harbi denmesinin sebebi gençler 1293 Rumi takvimle olmasından dolayı 93 Harbi'dir. Ve o savaşta Osmanlı Devleti büyük bir bozguna uğradı. Ruslar Yeşilköy'e kadar geldiler
ve meşhur Ayastefanos Anlaşması ile biliyorsunuz Ruslar durduruldu. Ama onun çok kötü bir etkisi oldu. Rumeli'deki Türk Müslüman 500 bin kişiyi sürükleyip İstanbul'a döktüler. İstanbul'un nüfusu 400 bin o sıra. İstanbul'a 500 bin muhacir geliyor. Ve hayat felç tek kelimeyle. Ali Suavi yurt dışından dönmüş. Galatasaray'ın başına getirilmiş. Sonra oradan alınmış. Ali Suavi muhacirlerle efendim Çırağan Sarayı'nda bir saray darbesi yapmaya çalışırken kafasına 7-8 Hasan Paşa bir sopa vurup öldürüyor. Kaderin bir tecellisidir. Türk tarihinde iki tane meşhur Ali var. Birisi Ali Suavi, biri Ali Kemal. Ali Suavi Çankırı Çerkeşlidir. Ali Kemal de Çankırı Çerkeşlidir. Ali Suavi gazetecidir, Muhbir'de yazar. Ali Kemal Peyami Sabah gazetesinde yazar. Ali Suavi Yeni Osmanlılar Hareketi'nin fikri liderlerindendir. Avrupa'ya kaçmıştır. Ali Kemal Jön Türklerin fikri liderlerindendir. Paris'e kaçmıştır. Ali Suavi bir İngiliz kadınla evlenmiştir. Ali Kemal de bir İngiliz kadınla evlenmiştir. Bugünkü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ali Kemal'in efendim torunlarından birisidir. Boris hatta Londra Belediye Başkanı seçildiği zaman benim tanıdığım böyle dostlarım olan Çankırlıları aradım. Dedim ki gözünüz aydın yeğeniniz Londra'ya belediye başkanı oldu. Şimdi Boris acar bir gazeteciydi. Şimdi başbakan oldu. Ve Ali Suavi Türkiye'ye döndükten sonra o malum işte Çırağan baskınında kafasında sopayla vurulup öldürüldü. Ali Kemal 1922'de Dahiliye Nazırı iken bir İzmit'teki birliklerin komutanı Sakallı Nurettin Paşa tarafından getirilip askerlere linç ettirildi. Ve bu kadar benzerlik çok değil mi? Yani ikisi de Ali, ikisi de Çankırlı, ikisi de Çerkeşli, ikisi de gazeteci, ikisi de Avrupa'ya kaçıyorlar, ikisi de birer grubun lideri sayılır. Ve neticede de hayatları böyle bitiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bundan sonra tabii Osmanlı-Rus Savaşı'nı da gerekçe göstererek Sultan Abdülhamit Kanuni Esasi rafa kaldırdı. Ve Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda yani Millet Meclisi'nde dağıttı. Daha sonra Sultan Abdülhamid'in o malum dediğimiz dönemi başladı. Şimdi bazıları Sultan Abdülhamid buna mecburdu, bunu yapmak zorundaydı diyor ama bugünden oraya baktığınız zaman o dönem bir istibdat dönemidir. Yani baskı dönemidir. Farklılıklara göz açtırılmayan bir dönemdir. Bir sansür dönemidir. Ne derseniz diyeyim. Bu sefer Yeni Osmanlılardan sonra ikinci bir nesil ortaya çıktı ki bunlar da askeri tıp okulunda örgütleniyorlar. Orada İttihad-ı Osmani diye bir cemiyet kuruldu. 1889 askeri tıp fakültesi yani Mektebi Tıbbiye-i Askeriye Şahane'de. 1889'da oradaki tabi bu örgütü de ortaya çıkarıyorlar. Bunlar da Avrupa'ya kaçıyorlar. Ve bu Avrupa'ya kaçan gençler Cenevre, Kahire, Londra ve Paris'te bu dörtgende örgütleniyorlar, gazeteler çıkarıyorlar ama tabii Yeni Osmanlılara göre bunlar homojen bir topluluk değil. Yani çok farklı düşüncelere sahiptirler, farklı dünyalara mensupturlar. Ama bu çatı altında bir araya geliyorlar ve İstanbul'a muhalefet ediyorlar. Yeni Osmanlılar Sultan Abdülaziz'e ve daha sonra Sultan Abdülhamid'e asla laf etmiyorlar. Padişaha eleştiri getirmiyorlar. Etrafındaki işte yalakalar diyorlar, etrafındaki hainler diyorlar, sadrazamlar diyorlar, devlet adamları diyorlar ama padişaha doğrudan bir eleştiri yöneltmiyorlar. Fakat Sultan Abdülhamid döneminde zaten eleştiri yöneltilecek bir adam da yok. Mesela 19. asırda kerli ferli arkadaşlar devlet adamları var. Mesela Büyük Reşit Paşa dediğimiz Mustafa Reşit Paşa. Sev veya sevme, beğen veya beğenme icraatları Ali Paşa, meşhur Fuat Paşa. Çok oturaklı, kerli ferli devlet adamları var. Sultan Abdülhamid, Bab-ı Ali'nin baskın yönetimini elinin tersiyle kenara atıyor. Kendisi gidip Yıldız Sarayı'na yerleşiyor. Ve her şey tek adam elinden çıkıyor, padişahın elinden çıkıyor ve öyle sadrazamlar vardır ki Sultan Abdülhamid döneminde bir hafta görev yapmıştır. 8. gün alınmıştır, bir daha getirilmiştir. 7 kere gidip 8 kere getirilen sadrazamlar var. Böyle ayakları yere basan, dişli, gerçek manada devlet adamı Sultan Abdülhamid döneminde yetiştirilmemiştir. Yetişmesine de müsaade edilmemiştir. Tek merkezden bir idare var. Bunlar da bu gençler de doğrudan Sultan Abdülhamid'e
muhalefet ediyorlar. Şimdi gelelim işin püf noktasına arkadaşlar. Sultan Abdülhamid'e karşı olan grupların çok farklı dediğim gibi ideolojisi ve dünyaları var ama ortak olarak Sultan Abdülhamid'e muhalefet ediyorlar. Şimdi bugün de bazıları diyor ki ya böyle olabilir mi ya, işte mesela Yahudiler de işin içinde var. Ermeni Taşnak Sütyon Komitesi de var. Sultan Abdülhamid'in kız kardeşinin çocukları, efendim Prens Sabahattin ve Lütfullah Bey de Abdülhamid'e karşı. Efendim eniştesi Mahmut Celaleddin Paşa da bu işe karşı. Sonra Jön Türklerin içerisinde de çok farklı gruplar var. Onlar da karşı. Bakın Jön Türklerin arkadaşlar bir İslamcı kanadı var. Bunların başını Mizancı Murat Bey çekiyor. Mizancı Murat Jön Türklerin İslamcı kanadının başında. Cenevre'de Mizan gazetesini çıkarıyor. Sultan Abdülhamid muhalifi. Sonra ateist bir şeyi var, bir kolu var. Abdullah Cevdet bunların başını çekiyor. Doktor Abdullah Cevdet. O ateist. Türkçü kolu var. Tunalı Hilmi. Ve ama bunlar da üçü beraber çalışıyorlar. Şimdi bunları susturamayınca Sultan Abdülhamid tehdit vesaire falan filan, bu sefer baş hafiye, yani bugünkü BİT müsteşarı deyin, Ahmet Celaleddin Paşa'yı Cenevre'ye gönderiyor. Geliyor Mizancı Murat'la konuşuyor. Diyor ki biz Mizan gazetesinin iade gelen depodaki bütün nüshalarını da bir satın alacağız. Mizanı kapatın yeter ki. İşte şeyde diyor ki Mizancı Murat neye karşılık? Efendim diyor pazarlıklar sonucu Mizancı Murat ilkeli bir adam. Mizancı Murat şahsiyet abidesi bir adam. Bizim diyor tutuklanan bütün arkadaşlarımızı serbest bırakırsanız ben mizanı kapatır İstanbul'a dönerim diyor. Kabul ediyorlar ama bu arada bu diğer Abdullah Cevdet'le Tunalı Hilmi daha açık göz. Abdullah Cevdet'i Paris Büyükelçiliği doktorluğuna tayin ediyorlar. Tunalı Hilmi'yi Madrid Büyükelçiliği doktorluğuna tayin ediyorlar. Ve Mizan gazetesini kapatıyorlar. Fakat bir ay sonra Tunalı Hilmi'nin Mizancı Murat'a yazdığı bir mektup var. Diyor ki cemiyete para kazandırmanın bundan daha iyi yolu yok diyor. Şimdi kapattık ya diyor, yeni bir gazete çıkaracağız. Bu sefer bizimle bir daha pazarlığa gelip otursunlar. Bu sefer Osmanlı gazetesini çıkarıyorlar. Osmanlı gazetesi kapanıyor, Şura-i Ümmet gazetesini çıkarıyorlar. Bu böyle devam ediyor. Şimdi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu gençlerin yurt dışında sizin aleyhinizde yayın yapması mı daha doğru? Fakat kendi ülkenizde dediğim gibi legal bir ortamda, meşruiyet içerisinde kendi görüşlerini ortaya koymaları mı daha doğru sizce? Daha doğru olan bu. Ama bu yapılmadığı için efendim biz engelleriz, yasaklarız. Engelleyip yasaklayamazsınız. Sonuçta bakın tekrar söylüyorum arkadaşlar. Birçok insan çok farklı gerekçelerle bir şahsa veya bir düşünceye karşı olabilir. Bu onları aynileştirmez. Tarih boyunca dayak yiyenler birleşmiştir. Şimdi diyelim ki burada bir odaya beş tane adamı kapatıyorsunuz. Biri Müslüman, biri Hristiyan, biri Yahudi, biri pagan, biri de ateist. Hani pagan dediğimiz putperest. Onları buraya kapatanlar günde üç öğün bunlara dayak atıyor. Kuru ekmek sudan başka da bunlara bir şey yedirip içirmiyor. Şimdi o insanlar o adamdan kurtulmak için bir araya gelir mi? Gelir mi gelmez mi? Peki oradaki Müslümana sen niye Yahudi ile paganla işbirliği yaptınız diye sorulur mu? Sorulmaz. Absultan Abdülhamid'i de bak bu Jön Türkler örgütlendiler. Sonra yerli muhalif Jön Türklerle ittifak ettiler. Askeri kanatla ittifak ettiler. 1823 Temmuz'unda Manastır'da, bugünkü Makedonya'nın Manastır şehrinde meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti ilan ettiler. Zannedildiği gibi Sultan Abdülhamid kendi rızasıyla falan ilan etmiş değil. Sultan Abdülhamid buna boyun eğdi. Kabul etmek zorunda kaldı. Jön Türklerin fikri ve politik mücadelesi sonunda ikinci meşrutiyet ilan edildi. Yeni Osmanlıların fikri ve politik mücadelesi sonunda efendim birinci meşrutiyet ilan edildi. Ve sonra bir sene sonra da biliyorsunuz Sultan Abdülhamid'i tahttan indirdiler. Biraz önce dedim ki çok farklı mülahazalarla birçok insan aynı kişiye ve zihniyete karşı olabilir. Bu onları aynileştirmez. Obama'yı hepiniz biliyorsunuz. Şimdi Müslümanlar, Amerika'daki Müslümanlar Obama'ya çok kızıyorlardı. Çok kızıyorlar. Niye? Ya diyorlar ki senin göbek adın Hüseyin'dir. Hüseyin Barack Obama. Biz Müslümanlar hepimiz sana ümit bağladık, seni destekledik. Fakat sen geldin, hiçbir farklılık göstermedin. Bushlar ne yapıyorsa onu yaptı.
Oradaki siyahi Amerikan vatandaşları diyorlar ki ya sen Kenyalı siyahi bir babanın oğlusun. Biz sana ümit bağladık, saçımızı süpürge ettik senin seçilmen için. Sen geldin ama hiç de bizi kayda değer bir şey yapmadın. Şimdi Filistinler diyor ki ya biz sana bel bağladık ama sen diğerlerinden farklı bir şey yapmadın. İsrailler diyor ki niye baba ve oğul Bush gibi ipleri tamamen bizim elimize terk etmedin diye kızıyorlar. Beyaz Amerikalılar diyor ki ya bu siyahi Kenyalı'dan başka kimse yok muydu Amerika Devlet Başkanı olsun? Bu kripto Müslümandır diyorlar, kızıyorlar. Şimdi şunu demek istiyorum arkadaşlar. Farklı farklı düşüncedeki insanlar aynı şeylere karşı olabilirler. Bu onları aynileştirmez. Mesela Sultan Abdülhamit ile ilgili olarak hep şunu diyorlar. Ya onun hal fetvasını vermeye gelenlerden biri kimdi biliyor musunuz diyorlar. Selanik mebusu Emanuel Karasu'ydu. Doğru. Emanuel Karasu İttihat Terakki Partisi'nde bir milletvekili. Tıpkı şu anda AK Parti'de veya CHP'de gayrimüslim milletvekillerinin olması gibi. Ve size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bu yıldız evrakına el konduktan sonra şu Mahmut İbnül Emin Mahmut Kemal İnal görevlendiriliyor. Şu jurnalleri şu böyle bir çıkar bir bak bakayım ne var. En çok saraya jurnal verenlerden birisi Emanuel Karasu'dur. Yani Sultan Abdülhamid'e en çok jurnal verenlerden birisi bu. Onun için arkadaşlar biz biraz önce hocam dedi ki tarihten bahsederken ya bu tarihini bilmeyen özgeçmişini bilmiyor demektir. %100 doğru. Biz tarihi niye okuyoruz veya okutuyoruz? Geçmişte düştüğümüz hatalara tekrar bugün düşmemek, geçmişte olan güzel şeyleri bugüne taşıyarak onları örnek almak ve onlardan ibret dersi çıkarmak içindir. Yoksa geçmişe takılıp kalmak doğru değil. Bakın güzel bir düşünürün güzel bir lafı var. Diyor ki hayallerini hatıralarının önüne geçiremeyen toplumlar gerçek manada başarı ve kalkınma sağlayamazlar. Hayallerini hatıralarının önüne geçiremeyenler gerçek manada başarı sağlayamaz arkadaşlar. Biz hayallerimizi hatıralarımızın önüne geçirmek zorundayız. Biz de ya tarihle övünme esastır, tarihi göklere çıkarma esastır, tarihte olup bitenleri körü körüne kabullenme esastır ya da yerin dibine sokup karalama esastır. Şimdi Türkiye'deki bir sol kesim veya Kemalist kesim Sultan Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyor. O zaman biz de Ulu Hakan diyeceğiz. Ulu Hakan cennet mekan Abdülhamid Han Hazretleri bir kilometre uzuyor. Ya bunun ortası yok mu arkadaşlar ya? Deveye sormuşlar demişler ki sen inişten mi hoşlanırsın yokuştan mı demiş niye düzün canı mı çıktı? Ya düz varken niye ille de biz inişe yokuşa talip edelim buna mecbur muyuz? Bu açıdan Osmanlı'da arkadaşlar bu yaşananlar bu gördüğümüz şeyler bugün için de bizim için ibret olması gerekiyor ve kesinlikle buna bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Bakın dönemin mesela Sultan Abdülhamid döneminin İslamcı uleması dediğimiz alimleri var. Kim bunlar arkadaşlar? Mesela Elmalı Hamdi Yazır, Sultan Abdülhamid'in bu Hak Dini Kur'an Dili tefsirinin yazarı, Elmalı Hamdi Yazır'ın Sultan Abdülhamid'in hal fetvasını yazdığını biliyor musunuz? Sebep ne? Dediği şey birinci şey şu. İslam dininin temel kaynaklarını tahrif etmek. 1895'te Sultan Abdülhamid Ezher'de bir heyet topluyor ve Sahih-i Buhari'yi yeniden tedvin ediyorlar, yeniden elden geçirip düzenliyorlar. Ne kadar itaat ve biat hadisleri varsa duruyor ama Müslümanların itiraz ve isyan hakkı ile ilgili bütün hadisler oradan çıkıyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey midir? Bu yenir yutulur bir şey midir? Babanzade Ahmet Daim Efendi, Filibeli Ahmet Hilmi Efendi, Ferit Kam, Eşref Edip, İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet Akif Ersoy, Bediüzzaman Said Nursi. Bunlar hepsi Sultan Abdülhamid'e karşıdır. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Diyorlar ki sen baskıyla münafık bir toplum oluşturdun. Baskı yaparsanız insanları münafıklaştırırsınız. Maskeli bir toplum oluşturursunuz. İran'da 1993'te biz bir Azeri vatan, İran Azerisi'nin lokantasında yemek yiyorduk. Duvarda Hamane ile Hümeyni'nin kocaman resimleri. Adama dedim ki, biraz da Azerice biliyorum. Dedim, aha dedi, beli. Dedim, sen Hümeyni'yi çok mu seversen? Şöyle sağa baktı, sola baktı, kimsenin olmadığına emin olunca dedi, yok baba ben ondan nefret edirem dedi. Peki dedim, niye asmışsın? Dedi, bizim menfaatimiz için iyi olar dedi. Menfaatimiz için iyi olar.
Şimdi bakın, ister baskıyı din adına yapın, ister Kemalizm adına yapın, ister Hamidizm adına yapın. Kim adına yaparsanız yapın, insanları maskeli haline getirirsiniz. Maskeli insanlar. Bu korona maskesi değil ha. Ve bin bir türlü maskesi olan bir toplumdan hiç hayır gelmez arkadaşlar. Bırakın insanlar fikirleri dobra dobra söylesinler. Bakın, hakaret etmek, yerin dibine geçirmek başka bir şeydir. Ama insanlar makul ifadelerle eğer düşüncelerini ifade ediyorlarsa ve siz de onlara mani oluyorsanız bu bir pat. Bakın, konuşan toplumdan zarar gelmez arkadaşlar. Bastırılmış ve susturulmuş toplumlar patlar. Siz Grizo patlamasını biliyorsunuz maden ocaklarında. Grizo birikir, birikir, birikir. Bir maden işçisinin sigarasını yakmasına gerek yok. Kazma ile kömüre vurduğu an o çıkan ufak kıvılcım da orası patlar. Patronu Halil İsyan'ın nasıl olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar sefalet içinde, İstanbul'da bin bir türlü dert var. Üçüncü Ahmet avanesiyle beraber bugünkü kağıthanenin adı Sadabat'tır. Orada köşkler, saraylar, eğlence, sefahat, şatafat, hır gidiyor. Ve patronu Halil İstanbul, bugün Edebiyat Fakültesi'nin hemen dibindeki o hamamda tellak, keseci. Ve çıkıp diyor ki, Allah'ını seven benim peşime takılsın. Kağıthaneye gidinceye kadar 50.000'den fazla insan peşine takılıyor. Çünkü toplum şiştiği zaman bir kıvılcım bekler. Ve kağıthaneyi yerle bir ediyorlar ve lale devri kapanıyor. Dolayısıyla tarihi olarak, bak, kağıthane hadisesi bizim için bir derstir. İran Şahı nasıl devrildi biliyor musunuz? İran Şahı'nı devirirken komünistler, mollalar, Farslar, Azeriler, Kürtler, Ermeniler, Keldaniler, İran'da kim varsa hepsi Şah'a karşı birleşti. Çünkü Şah hepsine dayak atıyordu. Ve İran Şah'a devrildi. Ha, devrildikten sonra birileri ipi göğüslüyor. Nasıl ki Abdülhamid devrildikten sonra İttihatçılar gelip yönetimin başına geçtiler. Orada da bu oldu. Şimdi bir soru daha. Efendim işte Sultan Abdülhamid devrildikten sonra gelenler şöyle kötü yaptı böyle. Arkadaşlar, gelenin kötü olması geçmişi iyi yapmaz. Ve netice itibariyle bu şuna benziyor. Mesela Rus komünizm çok kötüydü. Hepimiz kabul ediyoruz ki demir perde, komünizm insanları inim inim inletiyor. Stalin tek başına 20 milyon insan öldürdü. Sonra bir Gorbaçov diye bir adam getirdi. Geldi, komünizmi bitirdi. Sonra komünizm bitti ama Rusya'da korkunç, vahşi bir kapitalizm uygulandı. Dolayısıyla Rusya'daki birçok insan komünizme özlem duymaya başladı. Ya ne güzel işte. Yiyecek ekmeğimiz vardı, patates, soğan da olsa, doğal gazımız bedavaydı, elektriğimiz bedavaydı falan demeye başladılar. O insanların komünizme özlem duyması, komünizmin iyi olduğu anlamına gelmez. Gelenler kötü olabilir, bu eskinin yanlışlarını meşrulaştırmaz. Dolayısıyla bizim gerek Sultan Abdülhamit döneminden, gerek sonradaki dönemlerden ders alarak bugün toplumumuz üzerine düşünürken, bence bunları örnek olaylar olarak incelemeliyiz. Bakın arkadaşlar, dünyada en tedirgin meslek sizce hangisidir? Mesela anketler yapılıyor. Bu dergilerde yayınlanan bir şey. Dünyanın en tedirgin meslek sahibi insanı kimdir mesela? Kim olabilir? Hayır. Dünyanın en tedirgin insanları cezaevi müdürleridir. Bakın, bir ülke denilen cezaevinin müdürüdür. Demokratik ülkelerde insanlar çok rahattır. Bakın, Tony Blair 2000'li yılların efsane İngiltere Başbakanı'dı, doğru mu? Çok özür dilerim. İra meselesini bitirmiş bir adamdır. Ve Tony Blair işte bisikletle Thames Nehri'nin kenarındaki ofiste gidip geliyor. Ondan sonra bak, Cameron geldi, o da öyle. Theresa May de öyle. Boris zaten eskiden beri işte çıkıp da her şeyde, çarşıda, pazarda dolaşan bir adam. Demokratik toplum böyle bir toplumdur. Farklılıklar, hani sen veya ben yoktur demokratik toplumlarda. Sen ve ben var. Bakın, ve arasındaki farklı. Sen veya ben dediğiniz zaman bu düelloci bir mantıktır. Ya sen olacaksın ya ben olacağım. Ya benim düşüncem hakim olacak, senin düşünceni yok ederim.
Şimdi bizim Osmanlı, bak Osmanlı döneminde bütün olumsuzluklara rağmen mesela dinler konusundaki tavrımıza bir bakın arkadaşlar Allah aşkına. Mesela Osmanlılar'da bu dini topluluklar, mesela Yahudiler, bizim Sefaret Yahudileri dediğimiz İspanya Yahudileri 1492'de Endülüs'ün son toprakları da İspanyollar tarafından fethedildikten sonra Türkiye'ye geldiler. 1992'de 500. yıl vakfı diye bir vakıf kurdular şükran borcu olarak. Şimdi Cumhuriyet ilan edilirken İstanbul'da sizce ne kadar Rum vardı arkadaşlar? 100 bin. Şimdi ne kadar Rum var? Binin altında, binin altında. Sizce durup dururken mi bu insanlar gittiler? Ben bakın İstanbul'daki Rumlar mübadeleye tabi değil. Durup dururken mi bu insanlar çekip gittiler? 1942'de biz bu insanların mallarına el koyduk ya. Varlık vergisi çıkararak ya bu parayı ödeyeceksin ya da Aşkale'de gidip yolda taş kıracaksın dedik bu adamlara. Şimdi bunları demokratik bir devlet, bir hukuk devleti sizce bunları yapar mı? 6-7 Eylül olaylarında 1955'te efendim Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı, bir şaiası çıkarıldı. Bu tabii bir kıvılcım bu. Ondan sonra bu İstanbul'daki başladık gayrimüslimlerin mallarını yağmalamaya, efendim canlarına kıymaya. Bunlar olabilecek şeyler midir? Ben Neveşalım sinagoguna gittim. Türkiye'deki Musevi cemaatle bir konferans verdim. Dedim ki 1929'da Trakya'dan sizin göçe zorlanması Türkiye'nin ayıbıdır. 1942'deki varlık vergisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır. Kara leke olarak tarihe geçmiştir. 6-7 Eylül olayları bizim yüz karamızdır. Anlattım. Dedim ki değerli Musevi cemaati, benim size bu söylediklerimden dolayı şimdi ben Türk düşmanlığı mı yapıyorum? Aman efendim dediler, estağfurullah, ne demek, siz gerçekleri ifade ediyorsunuz dediler. Şimdi madalyonu çevirelim dedim. İsrail hükümetlerinin İsrail hükümetlerinin Filistin'de dedim Filistinlere yaptığı zulmü biz anlatınca biz niye antisemitist oluyoruz? Bak ben size Türklerin yaptığı yanlışları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı yanlışları söylerken ben Türk düşmanı olmuyorum. Peki İsrail hükümetlerinin yaptığı yanlışları söyleyince niye antisemitist oluyoruz biz? Vallahi haklısınız dediler. Şimdi arkadaşlar yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında olacağız. Şimdi düşünce özgürlüğü, bakın düşünce özgürlüğü sadece bizim gibi olanların özgürlüğü değil. Bizim gibi esas düşünmeyen insanlar eğer meramını anlatabiliyorsa orada düşünce özgürlüğü var. Sizin Yahudi, Rum veya Ermeni bir komşunuz olsa, ona da bir haksızlık yapılsa, ona hukuk dışı bir dayatmada bulunulsa, sizin onun hakkını savunmanız için, onu müdafaa etmeniz için sizin Yahudi, Rum veya Ermeni olmanız gerekiyor mu? Demokratik erdem, tıpatıp sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, sizin gibi hayatını tanzim eden insanları savunmayı değil, sizin gibi olmayanları savunmayı gerektirir. Bugünden geçmişe baktığımız zaman bizim geçmişte çok sıkıntılarımız oldu. Bugün bunlar üzerinde düşünmek ve günümüzü ona göre şekillendirip yarınlara ona göre yürümek zorundayız. Biraz uzattım galiba İbrahim Bey. Nasıl? Yani ben Ankara dönemem diye mi? Canınız sağ olsun, bizi misafir ederseniz Üsküdar Üniversitesi'ne güne duruyor. Efendim beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Sanırım bir soru cevap faslı olacak. Ha, çok teşekkür ederim. Bir soru cevap faslı olacak. İbrahim Hoca siz lütfen modere edin. Öyle de oturabilirim. Buradan da istersen ben hiç oturur, siz oturun. Ben hızımı almışken burada kalayım müsaadenizle. Bak şeydir, emir büyük yerden. Halide Hanım oturun diyor. Peki oturalım ablacığım. Benim annem diyor ki sen 10 aylıkken yürümeye başladın, seni o günden beri oturduğunu görmemişim diyor. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şu mikrofon var mı patronu, işten çıkarıyorum.
Yukarı ses. Gençler sesi açın. Hocamızın sesi gelmiyor. Kayıda geçmeniz. Ses. Ses, ses. Ya açabilir miyim oturdu? Tamam. Evet. Ben teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Gerçekten gerçekten kafaları biraz yeniden tarihi yeniden yazmamızı gerektirecek kapı açtınız. Ben bu arada da hani asker kökenli olduğu için biraz araştırdım. Bu 31 Mart nasıl oldu? Neden oldu? Meşrutiyete geçmişken neden Türkiye meşruti monarşi gibi yavaş bir geçiş yapamadı? Neden böyle Abdülhamid'in yetiştirdiği nesil onu devirdi? Daha sonraki nesilde Osmanlı'yı yıkılmasına vesile oldu. Bu hataların arka planında neler var diye düşündüğüm zaman bütün ok işaretleri 31 Mart'a götürdü beni ve bu konuda 30 Mart hadiseleri olduğu zaman orada yürüyüşlerde şeriat isteriz diyorlar. Aslında onların şeriattan kastettiği saltanat isteriz diyor. Osmanlı derin devleti de o zaman meşrutiyetin tekrar askıya alınmasını istiyormuş. Ali Kemal Sardazam olmuş yanılmıyorsam İngiliz bu Johnson'ın dedesi ya da vekildi. O şeyi organize ediyor. İngilizler de ben bunu yakın tarihçi Medeniyet Üniversitesi'nde Ali Aslan Hoca var. Ondan öğrendim. İngilizler o da Osmanlı Meclisi'nin kurulmasını istemiyor. Mısır'da da kurulur, Hindistan'da kurulur, yönetemeyiz diye. Onunla birlikte tekrar saltanata dönme planı oluyor. İnsanlar sokağa dökülüyor. 13 gün sürüyor. 13 günlük bir şeyde 10 gün müdahale edilmiyor. Birinci ordu var, koskoca birinci ordu. Müdahale edilmiyor. Bu acaba Osmanlı derin devletin bir provokasyonu muydu? Bu onun sonucunda ve işte beklenmeyen bir şey oluyor. Selanik'ten bir ordu toplanıyor Mahmut Şevket Paşa. O da 200 sene sonra öldürülüyor. Böyle bir karışık bir dönem harbe giriyor. Bir kaos olması silahı geri mi tepti o zamanki? Bununla ilgili sizin de Abdülhamit'le ilgili epey bir yayınınız, çalışmanız oldu. Bir merak ettim ben. Teşekkür ederim. Değerli hocam, tabii 31 Mart vakası biliyorsunuz o aslında miladi olarak 31 Mart'tır. Aslında 13 Nisan'dır. Dediğiniz %100 doğru. Orada böyle spontane kendiliğinden olmuş bir olay yok. Hakikaten toplumun düşük kesimleri, cahil kesimler galeyana getiriliyor. Ve biz şeriat isteriz. İşte dedikleri gibi şeriat istedik, kastettikleri şey de biz yıllarca padişahlığı şeriatın gereği, İslam dininin gereği olarak kabul etmişiz. Halbuki padişahlığın kendisi bizatihi İslam dinine aykırıdır. Saltanat İslam dinine aykırıdır. Şimdi saltanat şudur. Ben sizi yöneteceğim. Benden sonra da bizim mahdumlar sizi yönetecek. Ondan sonra da onun mahdumları sizi yedir. Geri zekalı da olsa idare edecek. 4. Mehmet biliyorsun 4,5 yaşında padişah olmuş. Bizim Avcı Mehmet dediğimiz. Yani yanında annesi biliyorsunuz naip olarak bulunuyor ama bu bir şey ifade etmiyor. Şimdi siz çok daha iyi bilirsiniz. Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. İnsanlar zamanla yanlışı benimsiyorlar. Ve o yanlışın dışındaki şeyleri doğru kabul ediyorlar. Yani o yanlışın dışındaki herkesi, her şeyi kendisi yanlış. Ama doğruları yanlış zannediyorlar. Ben hep şunu diyorum. Bazen bakanlığım esnasında bana ya Sayın Bakanım siz aykırı bir bakan profili çiziyorsunuz. Biz buna alışık değiliz falan diyorlardı gazeteciler. Ben de onlara hep şunu diyordum. Kardeşim deliliğin standart olduğu yerde akıllılık sapmadır. Şimdi biz buradaki grupla beraber Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gidelim. Hepsi toplanıp derler ki ya bir grup kaçık gelmiş gelin seyredelim. Niye? Çünkü orada geçer akça deliliktir. Şimdi biz padişahlığı İslam dininin olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Veya gayrimüslimler geldiler meclise. Bak bunlar, size daha ilginç olanını söyleyeyim.
Yorgo Banoş var, şey milletvekili, Bulgar milletvekili. Osmanlı Mebusar Meclisi'nde diyor ki, şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi diyor uygulayın. Bizim bekamız için bu yeterlidir diyor. Yani bizim hayatımız için bu yeterlidir diyor. Filozof Rıza Tevfik de kalkıp saatlerce şeriatın aleyhinde konuşuyor. O günde bir Vakit gazetesi var. O Vakit gazetesi manşet atmış. Diyor ki bunların hangisi gavur diyor. Şimdi netice itibariyle o günkü gayrimüslimler aslında yani Hazreti Peygamber'in bu Medine Sözleşmesi'nde ortaya koyduğu prensipler çerçevesindeki bir toplumun kendi hayatlarını garantiye alacağını biliyorlardı. Nitekim dediğim gibi Osmanlı döneminde dini uygulamaları açısından gayrimüslimlerin çok bir problemi olmamış. Bak Cumhuriyet döneminde daha çok olmuş. Halbuki Cumhuriyet dönemi laik bir dönem. Laik bir cumhuriyette daha rahat olması gerekmiyor mu? Ama olmamış. Şimdi değerli hocam, 31 Mart olayı kesinlikle bir provokasyondur. Kesinlikle meclisin olmamasını isteyen, meşruti monarşinin olmamasını isteyen iç ve dış mihrakların bir tezgahıdır. Ben bir kere biraz önce şahsi sohbet ederken de ben öyle çok komplocu teorilere iltifat eden birisi değilim. Başımıza taş düşse dış güçler ve onların yerli işbirlikçileri falan filan. Biz iyi bir şey yaptığımız zaman diyoruz ki biz yaptık. İyi bir şey olunca memlekette biz yaptık. Ama kötü bir şey olunca dış güçler, üst akıl, geçin bunları. Hani ilkokul, ortaokul, lisede biz mesela 9, 10, 8 aldığımız zaman göğsümüzü kabarta ben aldım diyorduk. Fakat 1, 2, 3 olunca hoca verdi, zaten adam bana gıcık diyorduk biz. Dolayısıyla bu halet ruhiyeden kurtulmamız lazım. O gün Osmanlı Devleti'ni karıştırmak isteyenler, Osmanlı Devleti'nin kötü olmasını isteyenler var mıydı? Vardı. Veya istedikleri formatta devam etmesini isteyenler var mıydı? Vardı. Ya iyi de kardeşim şimdi şunu söylüyorum ya, tamam da peki o seni şuraya buraya sürüklemeye çalış, sana Allah akıl vermiş, izan vermiş. Peki sen neredeydin? Bugüne bakın. Bakın hocam, bugün adam akıllı bir demokrasiyle yönetilen yeryüzünde tek bir İslam devleti var mı? Yok. Hayır, ayrı, bırakın onu. Bak şimdi Halide Hanım, bakın Vikinglerden, bakın İskandinav ülkelerinin, İsveç'in, Norveç'in ataları Vikingler değil mi? O kan döken, vahşi, barbar Vikinglerden bugün dünyanın en medeni toplumu oluştu. İnsan hakları şimdi mesela Suudi Arabistan'da mı daha iyi, Ürdün'de mi daha iyi, yoksa orada mı daha iyi? Şimdi netice itibariyle bakın o vahşi, o kan döken, o barbar toplumlar değişip dönüşüm buraya geldir. Fakat insan hakkına saygılı olan, merhamet öğreten, şefkat öğreten, diğergamlık öğreten, komşunun hakkını gözeten, kamu malını gözeten, haklının hakkını veren, hakkı olmayanı almayan Müslüman toplumlardan da bugüne geldik yani. Bu bir çelişki değil mi Allah aşkına ya? Siz hiç mesela İtalya'dan, İspanya'dan, Avrupa tarafından, Fransa'dan Doğu ülkelerine, Afrika'ya, Asya'ya göç etmek için Akdeniz'in sularında boğulan bir adama rastladınız mı, duydunuz mu? Ama adam ülkesi mesela Müslüman bir ülkeden kaçıyor. Yo, Müslüman da diyelim. Haydi bir dakika, Afganlar Arap mı? Ablacığım şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi insan Afganistan... Hayır şöyle, adam Afganistan'da, Pakistan'dan, sen istersen diğer taraflara git. Orada rahatsız olduğu zaman İran'dan, kaçtığı zaman Kanada'ya gidiyor, kaçtığı zaman Amerika'ya gidiyor. Ama... Çünkü Müslüman değil. Mesela bugün Türkiye'deki Müslümanlara deseniz ki bir anket yapsanız, ya Türkiye'de değil de siz İngiltere'de mi yaşamak istersiniz, Suudi Arabistan'da mı yaşamak istersiniz? Nereyi neresi çıkar sizce? 5 vakit namaz kılan insanlara da sorsanız tercih İngiltere'dir. Bu ibret vesikasıdır. Niye? Çünkü İslam dünyasını tiranlar idare ediyor. Hala monarklar idare ediyor. Ve sonradan görmüştük İslam dünyasında zirve yapmış vaziyette. Bakıyorsunuz Brunei Şeyhi altın kaplamalı arabalarla geziyor. Birisi tahtını oraya buraya taşıyor. Tuvalet klozetini oraya buraya taşıyor peşinde diğer ülkelere gittiği zaman. Ve İslam dünyasının bu manada kendisiyle yüzleşmesi lazım. Şimdi Osmanlı toplumunda da Avrupalılar şöyle yaptı, böyle yaptı. Kardeşim siz neredeydiniz ya? Sizin aklınız nerede? Senin hamallarını isyan ettirmişler.
Senin esnafını isyan ettirmişler, ayağa kaldırmışlar. Peki biz ne yapmışız? Onun için hocam şu 31 Mart ile ilgili eğer lütfederseniz isterseniz başka bir toplantıda şöyle başladım. Omurgasını ortaya koyup anlatalım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet, evet Halide. Sayın Bakanım ağzınıza sağlık. Balaköy dinlerken insan Allah razı olsun. Ben bir şeyi merak ediyorum. Yani bugünden geçmişe doğru hareket ederken biliyorsunuz Türkiye'de bir rahmetli Sabancı cinayeti oldu. Ama katilini Belçika sakladı. Mesela Türkiye'deki devlet düşmanı, Türk düşmanı namı diğer adıyla bir Fransızların PKK'ya olan seviciliğini, desteğini biliyoruz. Terör örgütlerinin nasıl desteklendiğini biliyoruz. Şimdi buradan bugünün şartlarıyla diyorum ve bilmediğim için. Çünkü bir seyahatname falan okumadım bu konuda. Bugünden oraya gidince Osmanlı'da memur olan birisinin elini kolunu sallayarak Fransa'ya gitmesi, İngiltere'ye gitmesi, ev bulması, yerleşmesi, okuması ve bir gazete çıkarması bir süreç, bir özgürlük, bir vize, bir para. Yani varlıklı insanlar mıydı? Böyle gittikleri yerlerde hemen kabul görüyorlar mıydı? Ben onlar için katiyen olumsuz bir şey düşünmüyorum ama bugünden baktığımda hani işin de bu kadar kolay olmayacağı gibi bir hissiyat. Sadece Osmanlı'ya düşman oldukları için Fransa'nın, İngiltere'nin mi kapıları açıldı? Bu insanların iyi niyetli olması yetmiyor. Bunu bir danışmak istiyordum. O kadar. Teşekkür ederim. Halide Hanım, ben tabii çok uzayacağı için oraya girmedim. O gençlerin Avrupa'ya kaçmasına, orada kalmasına, gazete çıkarmasına sebep olan biziz. İkinci bir şey daha var. Onların finansörü, onların bugünkü ifadeyle sponsoru Mustafa Fazıl Paşa'dır. Mustafa Fazıl Paşa, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kardeşidir. Sultan Abdülaziz kendisinden sonra biliyorsunuz bu son dört padişah Sultan Abdülmecid'in çocuklarıdır. 5. Murat, Sultan Abdülhamid, Sultan Reşat ve Sultan Vahdettin bunlar dördü kardeştir. Abdülaziz onların amcalarıdır. Bunlar Abdülmecid'in çocuklarıdır. Sultan Abdülaziz kendisinden sonra kendi abisinin çocukları, yeğenlerinin padişah olması istemiyor. Tıpkı şu Kösem Sultan zamanındaki Ekber ve Eşhed meselesini biliyorsunuz. Oraya ondan önceki duruma dönmesi için kendi çocuklarının padişah olmasını istiyor. Ve eğer o yapılsaydı Sultan Abdülaziz'den sonra Yusuf İzzettin Paşa padişah olacaktı. Sultan Abdülaziz'in oğlu. Şimdi bunun da denemesini yani ilk provasını, nabız yoklamasını Mısır'da yapıyor. Hidiv İsmail Paşa'ya bu imtiyazı veriyor. Normalde Mısır ve hidivlik sistemi ailenin en büyük ferdine geçiyordu. Hidiv İsmail Paşa vefat ettiği zaman veya hidivlikten ayrıldığı zaman yerine Mustafa Fazıl Paşa geçecek. Fakat Sultan Abdülaziz yayınladığı bir fermanla hidivliğin İsmail Paşa'nın zürriyetinden devam etmesi kararını alıyor. Mustafa Fazıl Paşa Mısır veraset sisteminden men ediliyor. Ve İsmail Paşa ona büyük bir tazminat, 5 milyon sterlin o zaman bir tazminat ödüyor. Mustafa Fazıl Paşa da Avrupa'ya gidiyor. Genç Osmanlılara diyor ki bu Ali Suavi'ye, Namık Kemal'e, Ziya Paşa'ya. Benim param var, sizin de yazacak kaleminiz var. Gelin bunu birleştirelim şu Ali Paşa'nın, Fuat Paşa'nın canına okuyalım diyor. Yani orada onların sponsoru olan, onların hamisi olan kişiler Fransızlar, İngilizler değil. Sonra o günkü Fransa'sında, o günkü Londra'da, o günkü Paris'te mesela Polonya ihtilalcıları da var. Mesela Çar karşıtı insanlar da var. Oldu mu olası Avrupa bu tür hareketlere kapısını hep açmıştır. Aksine mesela Ali Suavi Ziya Paşa'nın aleyhinde özür dilerim Ali Paşa'nın aleyhinde çok şiddetli bir yazı yazmıştır. Hürriyet gazetesi ne basıyor İngiliz polisi. Çalışıyor mu? İngiliz polisi Hürriyet gazetesini basıyor ve gazetenin bütün matbaasına el koyuyor. Ziya Paşa ile katibi Arif Zar canlarını zor kurtarıp gidip Cenevre'de litografya dediğimiz el yazmayla çoğaltıyorlar gazeteyi. Yani öyle zannedildiği gibi ya birisi bizim düşmanımızdır dolayısıyla bunlar kucak açıyorlar.
meseleyi sadece bu çerçevede ele almayalım ablacığım. Evet, başka sorusu olan? Evet. Burada bir arkadaşımız. Bir de istibdat diyelim. Nefes atın sebebi de istibdat. Asıl olunca merdiven altı. Kendinizi de tanıtırsanız. Kayıt ediliyor program. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Ben Yusuf İkbal Çelik. Sayın Bakanım, böyle bir güzel bir günde, böyle güzel bir yerde sizin konuşmanızı dinlemek bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben 1857 matbuat nizamnamesini hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanım, ilk defa Osmanlı döneminde matbuat... Ayağı mı? Tamam. Sesini. Ayağı kalın. Ayağı kalın. Görünür oldu belki. Zaten maşallah bu 2 metre. Teşekkür ederim. Sağ olun. İfade özgürlüğü 1857 yılında basın üzerinde ilk defa kısıtlanmış oldu. Tabii öncesinde böyle bir gazete basımı falan olmadığı için bu dönemde oluşmuştu. Abdülhamit, II. Abdülhamit kendi döneminde birçok şeye kısıtlama getirdi, özellikle gazeteler üzerinden. Bunun ardından 1876'da 1. Meşrutiyet'in ilanında kanuni esasideki ifade özgürlüğü konusu, tabii malumunuz 113. maddeden dolayı gerçekten kötüydü ifade özgürlüğü kanunu. Benim sorum Sayın Bakanım, sonraki anayasalardan anayasalardaki ifade özgürlüğü konusu nasıl bir değişikliğe uğradı? Bu konuda sizden dinlemek istiyorum. Ayrıca eğer vaktiniz olursa Ademi Merkeziyet özelinde Prens Sabahattin'den de kısaca bahsederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür. Bu uzar gider. Şimdi önce şunu söyleyeyim Yusuf. Bu matbuat nizamnamesi dediğin gibi çok ciddi bir sansür ve kısıtlama getiriyor. Sultan Abdülaziz dönemindedir. Sultan Abdülhamit döneminde her ay bir liste yayınlanır. Listenin adı şudur. Efendim, eşhas ve asar-ı muzırların esamisini havi cetveldir. Yani zararlı şahıs ve eserlerin isim listesidir. Bunların yurt içine sokulması yasaktır. Girişi yasaktır, konuşulması yasaktır, yayını yasaktır vesaire. Şimdi bu korkunç bir şey bu. Şimdi bakın, 113. maddeden bahsettin, birinci kanun esasında. Onun hükmü şudur: padişah istediği adamı istediği zaman istediği yere sürebilir. Bunu koyduran da Mithat Paşa'dır. Mithat Paşa'nın bu 113. maddeyi koydurmasının sebebi şudur. Mithat Paşa o zaman popülerliği tavan yapmış bir adamdır. Ben bu maddeyle herkesi padişaha sürdürürüm. Kendim İstanbul'da ayağımı uzatır sadrazamlık yaparım. Kanun esası yürürlüğe girdikten sonra 113. madde padişah tarafından ilk defa Mithat Paşa'ya uygulandı. Şimdi bakın, hani mendak kanduka derler ya, çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Çalma elin kapısını yüzük taşıyla, çalarlar kapını balta başıyla. Bizim sonraki yani bu anayasalarımız güvenlik, özgürlük dengesini korumaya çalışmışlar ama özgürlük olarak gayet iyi ifadeler var, Avrupa'ya yakın ifadeler var. Fakat bunun bir anlamı yok gençler. Konfüçyüs'ün bir sözü var, diyor ki hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur. Hükümdar adil değilse kanunun anlamı yoktur. Şimdi her hükümdar ve her yönetim kanunu kendine benzetir. Bir örnek vereyim size. Şimdi salonda başörtülü kardeşlerimiz var. Mesela 2003'te 2004'te benim Milli Eğitim Bakanı olduğum dönemde böyle bir şey olsaydı, ben de gelip burada konuşuyor olsaydım, bu AK Parti'nin kapatılma gerekçesiydi. Nitekim kapatılma gerekçelerinin en fazlası buydu. Peki YÖK kanunu değişti mi? 2547 sayılı kanun değişti mi? Değişmedi. Duruyor. Aynen, kanun aynıdır. Fakat bakın, tekrar söylüyorum. Herkes kanunu kendine benzetir. Ve kendi, şimdi üniversitesinin üniversitede de, şimdi mesela size YÖK'ten şu anda farklı bir yazı geldi mi hocam? Yok. Ama mesele işte zihniyet meselesidir. Mesele yaklaşım meselesidir. Orada yazılı olmasının anlamı yok. Bakın, yazılıya bakarsanız, bir şey daha söyleyeyim gençlere. Arkadaşlar, İngiltere nedir? Krallık değil mi? İngiltere krallık, Belçika krallık, Hollanda krallık, Danimarka krallık, İsveç krallık, Norveç krallık, İspanya krallık, öyle değil mi?
Ama Libya Cumhuriyet, Irak Cumhuriyet, Mısır Cumhuriyet, Pakistan. Suriye Cumhuriyet, Çin Cumhuriyet, Rusya Cumhuriyet, Türkiye'de Cumhuriyet. Hangisi krallık, hangisi cumhuriyet sizce? Ha bize yıllar yılı, arkadaşlar bize yıllar yılı cumhuriyeti demokrasi diye anlattılar. Cumhuriyet demokrasi değil. Bakın dünyada 4-5 çeşit cumhuriyet var. Teokratik cumhuriyetler var, sosyalist cumhuriyetler var, totaliter cumhuriyetler var, bürokratik cumhuriyetler var ve demokratik cumhuriyetler var. Aynı zamanda bakın dünyada demokratik krallıklar var. Dolayısıyla isminizin ve cisminizin ne olduğu çok önemli değil. Biraz önce sohbette arkadaşlarla da paylaştım. Arkadaşlar mecellede bir kaide var. Diyor ki tebeddül-i esma ile hakayık tebeddül etmez. Yani isim değiştirmekle gerçeği değiştiremezsiniz. Bir iş adamı vardı. Gençler hatırlamaz ama bizim nesil hatırlar. Korkmaz Yiğit'i hatırlıyor musunuz? Adı Korkmaz, soyadı da Yiğit'ti. Diyor Çakıcı telefon ettiği zaman vücudumun kimyası bozuluyordu. Şimdi buyurun. Şimdi siz gariban bir vatandaşın, fakir, perişan, gün ekmeğine muhtaç bir adamın adını gani koyarsanız gani olur mu? Yani zengin olur mu? Gani zengin demek. Dolayısıyla arkadaşlar Namık Kemal diyor ki simsiyah bir zenci hatununa gülbeyaz adı takmakla beyazlatamazsınız. İsim anlamsız isim ve resim değil. Öz, ruh, mana ve içerik lazım bize. Dolayısıyla kendi ülkemizi, İslam alemini ve Avrupa'yı da, Avrupa'da her şey gül gülistan mı? Tabii ki değil. Şimdi Avrupalılar bize kızıyor. Ben ilk milletvekilliğine başladığımda biz mecliste bir düşünce platformu kurmuştuk. Her partiden iki kişi vardı. Biz haftada bir araya gelip sohbetler yapıyorduk. Bu dediğim 99'dan itibaren başladı. 28 Şubat'ın gölgesinde. Bir de arada bir konuk çağırıyorduk. Profesör Mehmet Aydın sonra devlet bakanı oldu ya, onu davet ettik. Konu da İslam ve terör. Şimdi bizim muhafazakar arkadaşlarımdan kalkan Müslüman terörist olmaz dedi. Sıra bana gelince dedim ki vallahi Müslüman terörist olur. Teröristlerin en iyisi de Müslümandan çıkar dedim. Şimdi herkes garipsedi falan. Arkadaşlar Müslüman adam öldürürse katil olur mu? Soruyorum, olur mu? Olur. Peki zina yaparsa zani olur mu? Yalan söylerse kazip olur mu? Hırsızlık yaparsa da hırsız olur. Ha bir de arada bir fark var. Bakın Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Müslüman diyor bakın bozulursa Müslüman süt şey tereyağı gibidir diyor. Bozulursa diyor zehir olur. Süt bozulsa onu bozarsınız efendim çörek yaparsınız. Yoğurt bozulsa çorba yaparsınız, bir şey yaparsınız. Ama tereyağı bozuldu mu? Tereyağı bozuldu mu zehir olur. Hani şey galibin biliyorsunuz. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen, merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen. Şey galip diyor ki, kendine iyi bak. Sen alemin gözünün göz bebeğisin ve sen alemin tereyağısın, özüsün. Tereyağı. İnsan alemin özüdür. Bu öz, ha Müslüman, Müslüman tereyağı gibidir. Bozuldu mu zehir olur. Şimdi biz Avrupalılara kızıyoruz. Şimdi İslam adı altında kurulan, Allah diyerek kafa kesen yeryüzünde kaç tane terör örgütü var sayabilir misiniz? IŞİD'den tutun Boko Haram'a kadar. Ben 10 tane 15 tane sayarım size. Arkadaşlar bize karşı taraftakiler haksızlık ediyorlar. İslamofobi var. Müslümanlığı terörizmle özdeşleştiriyorlar. IŞİD ilk çıktığı zaman ben parti sözcüsüydüm. Bana ne diyorsunuz dediler. Dedim ki bunlar doğru yolun sapık kullarıdır bunlar. Bizim dinimiz doğru. Bizim dinimiz saltanatı da reddediyor. Bizim dinimiz monarşiyi de reddediyor. Bizim dinimiz istişareyi emrediyor. Düşünce özgürlüğünü emrediyor. İnsanlara baskı yapıp onları münafık yapmamayı emrediyor. Ama gel görün uygulamaya bakın. Onun için Yusuf'cum sonraki anayasalarda 80 anayasası dahil, 82 anayasası, 61 anayasası dahil. Kısıtlayıcı birçok hüküm var. Ama oralara baktığın zaman o özgürlükler gani. Ama uygulama böyle değil maalesef. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir soru daha alalım. Bir soru daha alalım, son bir soru. O
Hocam bir de Şinasi kitabınızı okutan bir tarih bölümü başkanımız var. Ona da bir soru sorayım. Hocam merhaba. Tamam olsun. Ha, peki. Tarih bölümü 3. sınıf öğrencisiyim, Kemal Yüksel. Ben sizin eğitimci kimliğinize bir soru sormak istiyorum. Zannedersem görevi 2009'da bırakmıştınız, Milli Eğitim Bakanlığı görevinizi. Açıkçası bana bir tercih hakkı verilseydi 20'li yaşlarımı 2005-2015 arasında yaşamak isterdim. O yüzden yani bir Milli Eğitim Bakanlığı burada bulmuşken bu soruyu sormadan da buradan ayrılmak istemiyorum. Arkadaşımla da konuşuyoruz, sorsak mı sormasak mı konudan çok bağımsız ama diye. Herkesin bildiği üzere eğitimde özellikle lise mezuniyeti seviyesinde bir problem var. Yani en basitinden İngilizce bilmeden mezun oluyor öğrencilerin %80'i diyebilirim. Ya da işte üniversite sınavındaki matematik net ortalaması ortada. Yani bu nasıl düzelir? Ya da kökten bir değişiklik mi gerekiyor? Yani bunun için ne yapmak gerekiyor mesela? Yani ben üniversiteye başlarken İngilizce bilmiyordum mesela. İsim neydi sizin? Kemal. Kemal. Teşekkür ederim Kemal. Rica ederim. Arkadaşlar bu bir Urfa türküsü var. Diyor ki açma yaram kan gider. Şimdi bu benim yaram. Bakın Çin'de bir bambu türü var arkadaşlar. Bu bambunun soğanı toprağa dikildiği zaman 5 yıl boyunca çimlenmiyor. Ve 5 yıl boyunca sulanıyor, bakılıyor. 5. yılın sonunda çimleniyor. Ve 6 haftada 27 metreye ulaşıyor. Buna şeyden Google'dan, internetten bir bakın buna. Herkes hayret ediyor. Ya 5 sene duruyor da nasıl bu kadar 6 haftada 27 metreye ulaşıyor. O 5 yıl boyunca aşağıya doğru çimleniyor Kemal. Bu inşaat yapanlar bilirler, böyle zemin sağlam değilse radyal temel diye bir şey var. Fore kazık şeyler yaparlar. Böyle çok böyle derinlere kazık yaparlar. Ta ki o bina sağlam olsun diye. O bambu damarlarını, kökünü daha doğrusu 40-50 metreye kök salıyor. Sağlam bir zemin elde edildikten sonra sıçrama yapıyor. Benim bakanlığım döneminde yapılanlar benden sonra bozulmasaydı Kemal, yazboz tahtasına dönüşmeseydi bugün Türkiye çok farklı yerlerdeydi kardeşim. Hani benden sonrakileri kötülemek falan için söylemiyorum. Ben bir kitap yazıyorum. Zaten Allah nasip ederse Nisan veya Mayıs aylarında piyasaya çıkacak. Burada onun bütün hikayesini yazıyorum. Müfredatta başımıza gelenler, ne oldu, ne bitti, ders kitapları. Milli Eğitim Bakanlığı zor bir bakanlıktır. Milli Eğitim Bakanlığı biraz önce de söyledim, bir torna tezgahı gibi dizayn edilmiş. Tornanın ayarı yapılmış, bakan tornacı başıdır. Buraya tek tip malzeme vereceksiniz. O malzemeden de tek tip, tek renk, tek desen, tek efendim ebatta malzeme üreteceksiniz. Ve ben ona isyan ettim, ona itiraz ettim ve o makinenin ayarını değiştirmeye çalıştım. Onun için birçok sıkıntıyla karşılaştık. Yani dediğim gibi bu uzun boylu konuşulması gereken bir şeydir. Sen bir şey daha dedin galiba arkasından bunun dışında. İşte bakın şunu söylüyorum arkadaşlar. Tekrar her gelen ya netice itibariyle bizim ülkemiz istikrar üzere devam olan bir ülke değil arkadaşlar. Biz böyle zikzaklar yaparak devam ediyoruz. İşte eğer bu milli eğitimdeki hizmetler belediyenin hizmetleri gibi değil. Diyelim ki önünüzden geçen yol bozuk bir yol. Çakır çukur bir yol. Belediye akşam oraya 20 santim sıcak asfalt döktüğü zaman burası kaymak gibi olur. Ama milli eğitimde bugün ektiğiniz tohum 8 sene 10 sene sonra meyvesini verir. Bizim yaptıklarımızın büyük bir kısmı bozulmuştur. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı ile de paylaştım. Sonra benden sonra gelen bakan arkadaşlara da arkadaşlar yapmayın etmeyin dedim. Ve biz yazboza devam ediyoruz. Bir de işin erbabı çok az gelmiştir arkadaşlar. Kimseyi küçümsemiyorum, her mesleğe saygım var. Ama mesela bana deseler ki Bayındırlık Bakanı ol, yani bugünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı ol veya Ulaştırma Bakanı ol, ben derim ki bir mühendis arkadaş daha çok yakışır buraya. Veya beni Sağlık Bakanı yapmak isteseler, ya derim ki bir doktor arkadaş buraya daha çok yakışır, doğru mu? Fakat bugüne kadar gelmiş geçmiş Milli Eğitim Bakanları için, bu sadece AK Parti dönemiyle sınırlı değil. Ondan önceki dönemlerde de maalesef İşin erbabı olan adam çok az gelmiştir. Bu çok büyük bir derdimizdir bizim.
Çok teşekkür ediyoruz. Son soru olarak Tarih Bölüm Başkanımız Uygar Hoca bir sorusu var. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Hocam şimdi ben şimdi burada tarih bölümü öğrencileri var. Bunu öncelikle size çok teşekkür ederim gerçekten. Hoş geldiniz. Hem sahiden harika bir konuşmaydı. Yani benim bunu aslında ifade etmem bile belki gereksiz. Fakat hani şunu söylemek istiyorum. Yani öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız, bundan işte 20 sene önce 2000'li yıllarda üniversite okumuş benim neslimin içinde yaşadığı dünyayı ve soluduğu atmosferi biz burada yeniden eminim öğrenciler şimdi o esintiyi aldılar. O yüzden size ayrıca teşekkür etmek isterim ve onların göğüslerinde tuttuklarını bildiğim hislere de tercüman oldunuz. Onun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hocam şimdi hocam diyorum çünkü ben daha çok sizi böyle yani kendim de Abdülaziz dönemi çalıştığım için daha çok kitaplarınızdan bizim kalıcı vasfımız hocalıktır. Evet, diğerleri geçicidir ya. Doğrudur hocam. Evet. Bir de hani kendimi de hep öğrenci gibi bildiğim için hocam şöyle şimdi tıpkı Nevzat hocam gibi söylediğiniz gibi şimdi sizin gerçekten çok kıymetli kitaplarınız var. Ben İngiliz Dışişler Komiteleri, Şinasi, Ali Suabi vesaire kitaplarınızdan kendim çok istifade ettim. Halen derslerde de kullanıyorum. Yani bu yeniden araştırmalara dönmek ve araştırma yapmak, yazmak gibi bir planınız var mı? Ve bu bağlamda bir rol modeli olarak da daha iyi bir dünya için hani akademisyenlik mi, siyasetçilik mi diye sormak istiyorum. Daha fazla da çok sorun var ama herhalde zamanınız yok. İnşallah başka bir vesileyle sizi ağırlarsak. Zaten sözünü aldık. 30 Mart için de söz verdi. Evet, o zaman çünkü, ondan sonra Prens Sabahattin için de bir ışık evet, yaktı. Çok iyi çünkü Ziyade Büzya ve Mithat Paşa ile ilgili sorunlarım var. Onları o zamana saklıyorum inşallah. Tamam. Şimdi önce Yusuf da Prens Sabahattin'i sormuş da Adem-i Merkeziyet kendi başına konuşulması gereken bir konu. Biraz önce de söyledim. Prens Sabahattin daha sonra İttihat Terakki'nin iktidar olduğu dönemde Ahrar Fırkası'nın yani Hürriyetçiler Fırkası'nın başkanı olan Prens Sabahattin Sultan Abdülhamid'in kız kardeşinin oğludur. Kardeşi Lutfullah Bey ile beraber Avrupa'ya gitmiştir ve 1903'te kendi dayısına karşı Jön Türk Komitesi'ni toplayan adamdır. 1903'te Paris'te Jön Türk Komitesi'ni toplayan adamdır. Prens Sabahattin kendi başına aslında üzerinde durulması gereken bence bir değerdir. Üzerinde konuşulması gerekir. Biraz önce bir şey belki eksik bıraktım arkadaşlar. Mesela Şinasi bir devlet memuru. O zamanki diyelim ki talim terbiye kurulu gibi heyet-i marifte devlet memuru. Şinasi işten atıyorlar. Sebep ne biliyor musunuz? Esas sebep tasfiri efkarı çıkarıyor, gazete çıkarıyor. Orada da milletin hoşuna gitmeyen şeyler yazıyor ve saraya yazıyorlar. Diyorlar ki bu adam, bu terbiyesiz, bunun umum ahlaka aykırı davranışları var. Birincisi de diyor bu adam sakalını kesmiş diyorlar. Sakalını kesmiş. Dolayısıyla sakal kesmek umum ahlaka aykırı hareket etmektir. Şinasi işten atıyorlar. Sonra Şinasi garibin bir doktora gidiyor. O günden beri biz işte doktorlara gidip sahtekarlık yapıyoruz. Doktora derdini anlatıyor. Doktor diyor ki bunun yüzünde bir cilt hastalığı vardır. Sakalını onun için kesmiştir. Şimdi tedavi ettim geçti. Yine sakal bırakabilir. Dolayısıyla memuriyete dönebilir. Arkadaşlar İmam Gazali'nin bir sözü var. Diyor ki cevizi kırıp içine nüfuz edemeyenler cevizin hepsini kabuktan ibaret zanneder. Ya biz dini sakal, cübbe, takkeden ibaret zanneden bir toplum haline geldik ya. Şekilcilik, bakın şekilcilik, dış görünüş, biraz önce de söyledim. Zarf var ama mazruf yok. Ambalaj var, içinde bir şey yok. Şimdi bu kötü bir şey işte ya. Din bu değil arkadaşlar, vallahi değil bu ya. Şinasi baktı yine olmuyor, o da çareyi kaçmakta aradı. Gitti Paris'e. Ben, bakın eskiden komünistler Moskova'ya diyorduk değil mi? Ben bana kalırsa o komünistler bizim komünistimiz olarak burada kalsın. Ben Londra'daki öğrenciliğim esnasında Hackney diye bir mahallesi var Kuzey Londra'da. Orada 38 tane Türkiye aleyhtarı dernek ve vakıf sayıyor. %90'ı da 12 Eylül döneminde vatandaşlıktan çıkarılmış, iltica etmiş, mülteci olmuş. Ve orada, şimdi düşün vatansız kalmış, kovulmuş bir insan sana sempati duyar mı?
2005'te Milli Eğitim Bakanı olarak Londra'yı ziyaret ettiğim zaman İngiliz Bakan'la beraber Hornsey Kız Mektebi, Kız Meslek Lisesi'ne gittik biz. Okulun 700 öğrencisi var, 300 küsuru kız, Türk öğrenci. O 300 öğrencinin de %90'ı mülteci çocukları. Size anlatamam, ben o okula gittiğim zaman hani böyle genç kızlar popstarları nasıl karşılarsa, beni öyle karşıladılar. Hepsi teker teker benimle resim çektirdi. Ve sordum, aileleriniz buraya, onlar Londra'da doğmuşlar. Türk televizyonlarını seyrediyorlar, evde Türkçe konuşuyorlar. Bana Türkiye'nin ahvalini sordular falan. Buram buram bir Türkiye hasreti var ve Türkiye'de gelemiyorlar. O gün kendi kendime dedim ki, ya insanların kendi ülkesinden çekip gitmesine, gurbete düşüp perişan olmasına, kendini başka ülkelerde sıkıntı olarak görmesine yol açan zihniyette Allah bin kere bela versin. Bu kim olursa olsun. Yok böyle bir şey. Bakın Cem Karaca'yı vatandaşlıktan çıkardık biz. Cem Karaca sanatçı kişiliğiyle ne kadar zarar verebilirdi düşünebiliyor musun? Rahmetli Özal büyük bir basiret örneği gösterdi. Cem Karaca'yı Türkiye'ye getirdi. Ona vatandaşlığını iade etti. O komünist diye bizim gitsin defolsun dediğimiz Cem Karaca ölmeden önce dedi ki beni tekbirlerle gömsünler. Bana alkış mı alkış çalmasınlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Peki kötü mü oldu arkadaşlar ya? Kaybetmek, itmek çok kolay bir şeydir. Gelelim Uygar Hoca'nın sorusuna. Nazım Hikmet örneği de var. Sizin döneminizde vatandaşlığı yer edin. Şimdi arkadaşlar bak Nazım Hikmet meselesi. Bir şairimiz diyor ki bakın bir sanatkarı fikri ve ideolojisine göre değerlendirmek bülbülü eti için kesip yemek gibidir. Siz bülbülü et için kesip yer misiniz? İnsanları Nazım Hikmet'in ideolojik görüşlerinin çoğuna katılmıyorum. Ama şimdi beğenin veya birisi beğenir. Nazım Hikmet iyi bir şairdir. Şimdi tutup da Nazım Hikmet düşmanlığı yapmanın bir anlamı var mı sizce arkadaşlar? Ben Kültür Bakanıydım. Evet Nazım kitabını ben bastım. Mecliste de söyledim şeylere, CHP'lilere. Siz Kültür Bakanı olsaydı sizin içinizden birisi mesela Necip Fazıl'a Armağan kitabı yayınlar mıydınız siz? Yayınlamazdınız. Bu bağnazlık bir tarafa mahsus değil ki. Biz, Kemal'e de bu sorum, bizim eğitim sistemimiz lineer bir mantığa dayanıyor. Düz mantık. Bizi robot gibi yetiştirdikleri için bizde bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Ya siyahtır ya beyazdır. Ya yaşasın ya kahrolsun. Ya eğridir ya düzdür. Ya bunun ara tonları yok mu ya? Biz müfredatı değiştirirken işte dedi ki bir kuantum mantığı getirelim buraya. Bu ara tonları da o işin içine katalım. Ama gel görün ki arkadaşlar biz bunun bir kısmını yaptık. Fakat statikoyu ellerinde bulunduranlar bize nefes aldırmıyordu. Yaptığımız en ufak bir kelime, bir cümle birçok yere götürülüyordu. Benim içimde yaradır bazı şeyleri çözemedik biz. Bakın ben en basit birini söyleyeyim. Bir programda da söyledim. Mesela Çerkez Ethem bizde hain diye geçiyor değil mi? Çerkez Ethem bizim tarihlerde Yunanlara sığınmış bir hain olarak geçiyor. Şimdi ben bir iddiada bulunuyorum. Eğer Çerkez Ethem olmasaydı bırakın Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi yapması Mustafa Kemal Ankara'ya gelemezdi. Gelemezdi Ankara'ya. Ya siz nasıl durup dururken bu insanda şimdi eğer Çerkez Ethem ve beraberindekiler iktidara sahip olsalardı daha sonra hocamın dediği gibi onlar tarihi herhalde böyle yazmazlardı. Çerkez Ethem'i köşeye sıkıştırmışlar. Çerkez Ethem Yunanlardan geçiş hakkı istiyor. Bu tarafa gelse İsmet Paşa ve birlikleri alıp onu üç Ali'nin önüne çıkaracaklar. İstiklal mahkemelerine idam edecekler. Peki Marmara tarafından gitse İngilizlerin işgalindedir. Orada el alıkoyup gerekeni yapacaklar. Peki nereye gidecekti Çerkez Ethem? Yunanlardan geçiş hakkı istiyor. Atina, oradan Berlin'e, Mısır'a, Ürdün'e gitti. 150'liklerin affı çıkınca da dedi ki ya siz kimsiniz beni affediyorsunuz ya? Ben suçlu olsam beni affedersiniz. Bir bağımsız bir mahkeme kurun. Beni yargılayın. Eğer ben oradan beraat edersem ben ülkeme döneyim dedi. Ben bu lekeyle yaşayamam dedi. Benim birçok hatam olmuştur ama ben asla hain olmadım. Bakın bizim tarihimizde kahramanlar hain, hainler kahraman diye geçiyor. Bir soru daha size. Ya arkadaşlar milli mücadelenin komuta kademesinin hepsi ya hapse girmiştir ya sürgün edilmiştir ya da evinden çıkamaz hale gelmiştir. Rauf Orbay Bandırma vapurunda
Efendim Samsun'da Atatürk'le beraber, Havza'da Mustafa Kemal'le beraber, Erzurum'da Sivas'la beraber Rauf Orbay hapse girmiştir. Kazım Karabekir hapse girmiştir. Ali Fuat Cebesoy sürgüne gitmiştir. Refet Belek, Ali İhsan Sabis Paşa, Çerkez Ethem ve diğerleri. Dolayısıyla tarihi formatlarla öğrenmeyelim arkadaşlar. Eğriye eğri, doğruya doğru. Ben daha 2005'te bir makale yazmıştım. Kimseyi kimseye kanunla sevdiremezsiniz diye. Başka bir açıdan Atatürkçülük ki makalenin adı. Belki Hayda Hanım hatırlayacak. Bu Muharrem İnce kalktı mecliste dedi ki ben şimdi size bir makaleden bir bölüm okuyacağım. Bilin bakalım kime aittir. Sağından solundan kırptı kesti falan. O CHP'liler dediler katli vaciptir derhal istifa etmesi lazım. Sonra ben kalktım dedim ki arkadaşlar ben ne demişim? Demişim ki kanunla kimseyi kimseye sevdiremezsiniz. Eğer bu mümkün olsaydı dedim. Bizim mecliste ezici çoğunluğumuz var. Bir kanun çıkardık sizin birazcık bizi sevmenizi sağlardık ya. Böyle bir şey mümkün mü? Onun için arkadaşlar biz hakikaten ben o makalede de şey diyorum kardeşim. Atatürk hiç şüphesiz ki milli mücadelenin komutanı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusudur. Atatürk bu memleketin milli lideridir ama siz Atatürk'ü darbelerin ilham kaynağı haline getirirseniz, ötekileştirmenin bir enstrümanı haline getirirseniz, başka hayat tarzları önünde bir tehdit unsuru olarak kullanırsanız, siz Atatürk'ü o insanlara sevdirebilir misiniz? Ayrıca herkes sevmek zorunda da değil yani. Böyle bir mecburiyet var mı? Amerika'da herkes Washington'ı seviyor mu? Washington'ı sevmeyenlere bir şey diyorlar mı? Diyorlar mı? Gandhi'yi sevmeyenlere, Cinnah'ı sevmeyenlere, De Gaulle'ü veya Churchill'i sevmeyenlere kimse bir şey demiyor ki. Hocam, Uygar hocam, ben şu anda Milli Eğitim Dönemi kitap olarak yazıyorum. Bu Ali Suavi ve dönemini genişletilmiş ikinci baskı yaptım ve oraya yüzlerce yeni belge ilave ettim. Hı hı. Bu İngiliz iki Türkolog üzerinde birer biyografi çalışmam var. İnşallah onlarla da ilgili arşivden bayağı malzeme yine derledim. İngiltere'ye bir gideceğim. Onları yeniden yayınlayacağım. Ve başka çalışmalarım da var. Yani neticede biraz önce de espri evet. oldu dedim. Annem bana sen 10 aylıkken yürümeye başladın. O günden beri hiç oturmadım dedi. Allah sağlıklı uzun ömür verirse biz yazmaya, düşünmeye, konuşmaya devam edeceğiz hocam. Ben de haksızlığa müdahale etmek için konuşmak zorundayım bitirirken. Şimdi bir iki soru. Son söz hatunların. Bir iki soruya hem hocamın sorusunu hani hocalık mı dedi, siyaset mi dedi. Bir arkadaşımızın onları ben birleştireyim. Şimdi siz de cevaben dediniz ki herkes mesleğiyle doğru orantılı bir şey. Sayın Bakanım kendinize haksızlık etmeyin. Bakın şiiri, fıkrayı, tarihi, tamam. Nüfus müdürlüğü gibi, onun halasının kızı, bunun dayısının oğlu. Bunu bir kere hepsini birden bilecek bir insan türünün sayısı az, az oldukları için de değerliler. Onun için kendinize lütfen haksızlık etmeyin. Emin olun sizi Bayındırlık Bakanı'na yapsalar, sizin acemiliğiniz 3 ay sürerdi. Çünkü tarihten ders alan birisiniz, ikincisi çalışan birisiniz. Niçin bunu söylemek ihtiyacı oldum? Şimdi biraz da kendimi şeyimizi, araştırma merkezimizi havalandıralım diye biz Türkiye'de ilk defa üniversitedeki öğrencilerini kişiliği ve yetenekleriyle kendini yeniden buluşturmak için bir faaliyet, bir farkındalık artırmaya. Çünkü herkes okuyor. Sizin okuduğunuz okulları herkes okudu. Profesörüm ama siz bir fark yaratıyorsunuz. O kendinizden gelen konuşma üslubunuz, 10 işte aylıkken yürümeye bir farklılık. O farklılık size aynı zaman bir de başarı katıyor. Hem buradan arkadaşlarımıza tekrar çalışmalarımızı farkındalığı ve o farkı yaratan yeteneği ortaya koymak. Onun için de lütfen kendinize haksızlık yapmasın. Sırf fark atan ve fark yaratan bir dönemin bakanlıklarını yaptınız. Onun için çok çok teşekkür ediyoruz. Halide Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Son olarak hocam müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Hocam Benjamin Franklin'in bir sözü var. Diyor ki siyaseti kirli bir alan görerek iyi yetişmiş namuslu insanlar siyasetin dışında kalmayı tercih ederlerse ila nihaya yani sonsuza dek ikinci sınıf insanlar tarafından idare edilmekten kurtulamazlar. Dolayısıyla siyaset ya bu kötü bir şeydir falan filan. Ben İstanbul Üniversitesi'nde 2000 yılında bir konferans veriyordum hocam. O zaman da siyasetin itibarı ayaklar altında 57. hükümet dönemini hatırlıyorsunuz.
böyle bir toplantının sonunda bir kız öğrenciye, bir erkek öğrenciye, bir de bir hocaya soru sorma müsaadesi verildi. Bu hoca, bir profesör kalktı ama böyle parmağını yüzüme karşı sallayarak, sayın milletvekilim de değil, ben o zaman bakan değildim, DYP'de milletvekilim, sayın milletvekili dedi. Mecliste özü sözü doğru, omurgası sağlam, gözünü budaktan sakınmayan, memleket menfaatlerini kendi menfaatini üstünde tutan falan, yüzde kaç adam var dedi bana. Ben de dedim ki vallahi hocam, ben o yüzdeyi tayin edecek durumda değilim. Ama İstanbul Üniversitesi'nin eski bir öğretim üyesi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul Üniversitesi'nde bu saydığınız özelliklere sahip, bu vasıflara haiz yüzde kaç öğretim üyesi varsa mecliste de o oranda milletvekili var. Bu bileşik kaplar teorisi arkadaşlar. Ben tabii milletvekilleri hep göz önünde olduğu için siyasete de haksızlık yapmayalım. Van'ın Özalp ilçesinde ben esnafı geziyorum. Birisi dükkanın önüne çıktı. Daha 6 aylık milletvekilim. Ooo dedi, sayın milletvekilim sen hoş gelmişsin. Başım gözüm üstüne gelmişsin. Van'ın dedi 7 milletvekili var. 6'sı sana kurban olsun. Tamam, buraya kadar bir problem yok. Ama dedi milletvekillerinin %95'i şerefsizdir dedi. Şimdi güler misin ağlar mısın? Neyse girdim içeri, tuttum elinden içeri götürdüm. Dedim ki hemşerim, senin milletvekillerine bu şekilde bu dille dedim konuşman, onları bu şekilde aşağılaman, %95'ini şerefsiz ilan etmene sebep olan ne? Demokrasi diye bir şey var. Yani iyi kötü, eğri büğrü de olsa. Sana seçme, tercih etme, oy verme hakkı vermiş. Tensip buyurma hakkı vermiş. Sen de buna dayanarak bak bu şekilde dedim, edep sınırlarını aşıyorsun. Ayıptır dedim, böyle söylenir mi? Hadi ben kendimi %5'e sokup teselli bulacağım dedim. Sana dedi bir soru sorayım. Dürüstçe söyle. Dedim ki sen bana ve milletvekillerine kullandığın bir üslubu tapu kadastrodaki memura kullanabiliyor musun? Sen para, dedim ki karakoldaki polisle bu tonla konuşabiliyor musun? Sen karakol komiserini gördüğün zaman esas duruşa geçiyorsun. Jandarma başçavuşunu gördüğün zaman da Ezrail görmüş gibi oluyorsun. Doğru mu? Dedi eşhedü billah doğrudur. Sonra baktı ki yanlıştır, dışarıdakiler de geldi. Dedi ki durdu yüzüme baktı. Dedi sayın milletvekilim ben ... yemişim dedi. Ben de dedim ki haşa, sen yememişsin ama bir daha yeme dedim. Şimdi arkadaşlar, milletvekilleri, meclis bu toplumun bir kesitidir. Örneklemeyle alınmış bir kesit. Siz neyseniz sizin vekilleriniz odur. Buna inanın. Bana sorsanız mecliste yamuk, yanlış adam var mı? Hırla var. Aynı oranda üniversitede de var. Aynı oranda yargıda da var. Aynı oranda iş dünyasında da var. Aynı oranda işte diyelim ki medya dünyasında da var. Biz hepimiz birbirimize benziyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada tabii Kemal soru sordu. Diğer bazı şeyler de var. Mesela Yunus Emre Enstitüleri var. Şu anda dünyanın birçok yerinde. Bizim üniversitemizde beraber bir proje yürütüyor. Onun mimarı da Sayın Bakan. Hiç ona girmedik bile yani. O büyük bir proje. Ayrıca şunu da yani sorduğunuz için söylüyorum. 7 yıl beraber çalıştık Sayın Bakan'la. Bazen bizi saat gece 2'de 3'te kaldırır bir şey söylerdi. Ya ben derdim ki bunu bana sabahleyin de söyleyebilirdi. Ama tabii bir şey diyemezdik kendisine. Derdik ki ya biz ekip çalışıyoruz. Çünkü kendisi de uyumuyor. Fakat bir gün dedi ki bak sizi böyle çağırıyorum ama dedi. Ben dedi emekli bir imamın oğlu olarak şu anda Milli Eğitim Bakanıyım. Bugünler sayılı ve bunlar bitecek. Yarın burada ben gidince buradaki arkadaşa bir şey istirham etsem bile acaba yanlış anlaşılır mı diye 2 defa düşünüp söylerim. Şu anda ise dedi karar verme merciindeyiz. Eğer dedi şeydeyse birlikte çalışacağız. Hakikaten o zaman 36 tane milli eğitimdeki ana birimdeki arkadaşlar olarak ayak uyduramayanlar hemen teşekkür edip gönderip ama dediği gibi ülkemizin sorunu, milli eğitim bir sorunu. Sayın Bakan'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni kitabın lansmanını da burada yapabiliriz değil mi hocam? Yani burada yapabiliriz. İstanbul şeyin merkezi biliyorsunuz Sayın Bakanım, yani kültür merkezimiz. Yani burası üniversite hocam, bizim şeyimiz de yürekli yani kurucu rektörümüz de yani şeyden yani savaşkan birisi yani psikolojik savaşın kitabını yazmış yani. Onun için şey olmaz inşallah. Fakat bize Sayın Bakanımızın böylece bir şeyi kırdık.
Böylece ileriki konuşma tekrar kendisini misafir etmek üzere Sayın Bakanımıza ve hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Sayın Bakanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuşmaları için, konferansı için bakanımızı bekleteceğim biraz. Sayın Bakanımızı bekleteceğiz. Kendisine bir takdimimiz olacak. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörümüz, Yönetimimiz Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Nezahat Tarhan Hocamı tekrar sahneye alıyoruz ve kendilerine plaketi takdim edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve önemine binaen ve bu güzel konferanslar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve Nevzat Arhan hocamızın kaleminden yine çok değerli eserleri kendisine takdim ediyoruz efendim. Milli Eğitim Eski Bakanımız Profesör Doktor Sayın Hüseyin Çelik'in konuşmacı olduğu Batılılaşma döneminde Osmanlı Defaat Özgür başlıklı konferans için teşekkür ediyoruz. Moderatörlüğü için İbrahim Özdemir hocamıza da çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.